Sevgili Getürk izleyicileri, tekrar bir siyaset özel ekstra gündemde beraberiz. Bu haftaki konuğumuz bölgemizde saha çalışmasında bulunan Balıkesir'in sevilen Cumhuriyet Halk Partisi Bölge Milletvekili Sayın Namık Avuçça. Gündem dolu, gündeme dair çok konularımız var, Sayın Avuçça'ya soracağız. Efendim, Ege Türkiye'nin stüdyolarımıza hoş geldiniz, Ezem'e hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, sağ olun. Efendim, Balıkesir'de Namık Avuçça adına ve Cumhuriyet Halk Partisi adına yerel seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçimi, böyle bir kısa bir değerlendirme yapabilir misiniz efendim? Tabii. Bir görüşünüzü alalım konuda. Değerlendirelim. Öncelikle biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Balıkesir'de 2011 seçim sürecini şöyle kısa bir baktığımızda, 2011 genel seçimlerinde Türkiye genelinde en fazla oyunu arttıran il Balıkesir oldu. %24'ten %34'e çıkardı. Bunu yazlıkçılara bağlıyorlar. Doğru mu efendim? Hayır, yazlıkçılara değil. Şöyle bakın. Analiz yaptınız yani bu konuda. 2011'deki genel seçimlerden bahsediyoruz. Evet. Dolayısıyla Balıkesir'de Cumhuriyet Halk Partisi büyük bir sıçrama yaptı. Büyük bir hedef gördü. %11 puanlık bir artış. Arkasından yerel seçimlere gittiğimizde, yerel seçimlerde biz çok iddialı hazırlandık yerel seçimlere. Ancak tabii MHP'nin başkanı yerel seçimler öncesinde gerek Balıkesir merkezde ve gerek köylerde belediye olanaklarıyla İsmail Ok çok ciddi bir şekilde hazırlanmış ve bizim ne yazık ki partimizin Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığını belirleme sürecinde bizim genel merkezimizdeki bir iki yetkili arkadaşımızın Balıkesir tabanından uzak, Balıkesir yerelinden uzak, ilçe il yönetiminden uzak, milletvekillerinden uzak böyle farklı bir pozisyonla gitti seçime, farklı bir adayla gitti. Aday belirleme sürecindeki yanlışlarla. Biz tabii ki bütün adaylara saygımız var. Ancak biz gerek Balıkesir milletvekilleri gerekse ben genel başkana ve genel merkeze şunu ifade ettik. Büyükşehir adayımızı bizim Balıkesir'de 20 bin kayıtlı üyemiz var. Sandığı koyalım. Aday arkadaşlarımız içerisinden bir tanesine aday yapalım diye mücadele ettik. Ancak bunu ne yazık ki gerçekleştiremedik. Ya da dedik ki 5-6 adayımız var. İşte birçok adayı ismi geçiyordu. İşte birçok Naim Durmaz Hoca, bir başka arkadaşımız, milletvekili arkadaşlarımızdan olabilirdi, il başkanı olabilirdi. Kamuoyu yoklaması yaptıralım Balıkesir'de. Halka soralım. En iyi kim bilir Mustafa Bey? Halk bilir. Halk. Yani tabii. Sonuçta bizi kim seçiyor? Bizi millet seçiyor. Bizi Edremit seçiyor, Ayvalık seçiyor, Burhaniye seçiyor, Bandırma seçiyor, Gönen seçiyor bizi. Ama Sayın Vekilim, millet seçiyor bizi. Sayın Vekilim, burada girmek zorundayım. Öyle bir algı yayıldı ki sanki Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir'de Büyükşehir Belediye Başkanı adayı bulamıyormuş gibi. Çünkü bir isme ben çok severim. Kendisine de selam olsun buradan. Sayın Faruk Kulağ abimizin ismi abimiz, evet. Üstünde çok ağırlık oldu. Bu ismin üzerinde çok durulduktan sonra sanki öyle bir algı yaratıldı ki toplumda Cumhuriyet Halk Partisi Büyükbalıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne başkan adayı bulamıyor. Evet, bu algı da oluştu. Yani evet. Bunu kıramadınız gibi geliyor bana. Maalesef bu dediğinize tamamen katılıyorum. Faruk Kula çok saygın bir isim, iyi bir iş adamımız. Bizim de sevdiğimiz, takdir ettiğimiz bir isim. Ancak ben siyasetten uzakım diye bir irade beyanında bulundu. Biz kendisinin olmasını çok arzu ederdik. Olmadı. Tabii ki buna ilişkin en doğru yöntem, Mustafa Bey, siyasette en doğru yöntem, hani bize daima yönümüzü gösteren pusula gibi, siyasette de en iyi pusula halkın kendisidir. Halk kimi istiyor? Onu bulmamız lazım. Bunun da tek yolu, iki yol var. En iyi kamuoyu araştırması, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Balıkesir genelde 20 bin üyemiz var. Evet. 20 bin üyenin önüne sandığı koyduğunuzda en büyük anket budur. Kimi istiyor parti tabanı? Bu ortaya çıkar. Bir de objektif bir halk oylaması şey yaptırdığımızda, anket yaptırdığımızda CHP'nin dışındaki seçmenin de, tarafsız seçmenin de görüşünü ölçme şansına sahipsiniz. Eğer gerçeği istiyorsanız. Dolayısıyla bunu yapsaydık biz Balıkesir'de inanın Büyükşehir Belediyesi'ni alırdık. Çok iddialı bir şekilde girerdik. Fakat bunu maalesef gerçekleştiremedik. Bundan çıkaracağımız dersler var. Yine aynı şekilde Cumhurbaşkanlığı seçimleri dediniz. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bakın şeyde İç Ege'de tek Cumhuriyet Halk Partisi Ekmelettin Bey'in burada birinci olduğu ildir Balıkesir. Bu da kimin sayesinde? Tabii Ekmelettin Bey çok saygın bir isim.
çok iyi bir insan, çok bir şey bir bilim adamı. Ancak tabii ki kamuoyu çok iyi tanımıyor. Bunun propagandasını, çalışmaları kim yürütecek? Biz yürüteceğiz. Kim? İl başkanlığı, ilçe örgütleri, milletvekilleri biz yürüttük. Ve nitekim biz yürüttük. Ve bizim çabalarımız sayesinde Balıkesir'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Ekmelettin Bey, Recep Tayyip Erdoğan öne geçti. Bizim çalışmamız, biz köy köy, kasaba kasaba, ilçe ilçe dolaştık. Nitekim ben belediye başkanlığı seçimlerinde Havran'a 4 defa miting yapmaya geldim. Havran'a. Necmi Dönmez'in adaylığında. Evet. Edremit'teki Kamil Sakar'ın propagandasına, değerli başkanımızın propagandasına en az 5 defa alan toplantısına geldim. Keza Ayvalık'ta aynı şekilde. Dolayısıyla bir başarı var gerçekten ama şunu söylememiz lazım. Siyaseten şunu tespit etmemiz lazım. Bana Ankara'da sorduklarında, Balıkesir'de yerel seçimlerde ne oldu dediklerinde, Balıkesir halkı Balıkesir'in iktidarını ikiye böldü. Körfez'de iktidarı Sosyal Demokratlara, CHP'ye verdi. Ayvalık, Edremit. İl kadar önemli ve güçlü. Evet. Edremit dediğiniz yer sizin bir il çapında büyük bir potansiyel. İl çapında. Yani en büyük il adaylarından biri. Bütçesiyle Altınoluk, Güresiyle, Akçay'ıyla baktığınızda, Kadıköy'üyle, Zeytinlisi'yle Güresiyle baktığınızda Edremit dediğiniz yer sizin il kadar büyük ve önemli bir yer. Evet. Balıkesir'in içerisinde bir Balıkesir gibi. Bakın burayı kim yönetiyor? Sosyal Demokratlar, CHP yönetiyor. Peki Bandırma'yı kim yönetiyor? Güney Marmara'yı kim yönetiyor? Bandırma dediğiniz yer sizin aynı şekilde sanayi. Sanayisiyle, Türkiye'deki etkisiyle, gücüyle, marka değerleriyle, Banvit bugün dünya markası olmuş önemli bir şey. Basketboluyla, Süper Lig'de mücadele ediyor. Limanıyla. Limanıyla, ihracat limanıyla, Erdek keza aynı şekilde. Evet. Manyası da bakın, evet. Manyası biz yönetiyoruz. Erdek'i biz yönetiyoruz, Bandırma'yı biz yönetiyoruz, Edremit'i biz yönetiyoruz. Ayvalık'ı da biz yönetiyoruz. Balıkesir'i, Büyükşehir'i AKP yönetiyor. O zaman Balıkesir halkı şunu dedi. Evet, Balıkesir'de, Balıkesir'in biz yönetimini ikiye veriyoruz. İki güç birlikte yönetim mesajı verdi. Yani Balıkesir'i birlikte, ortak akıllı yönetin. Birlikte yönetin. Bizim esas üzerinde durmamız gereken, Büyükşehir yasasıyla ortaya çıkan tahribatı burada çok önemli ortaya koymak lazım. Ona da geleceğiz. Büyükşehir'in, evet, Balıkesir'in büyükşehir olması belediyecilik anlamında önemli bir gelişmedir ama ilçe belediyelerinin vesayet altına alınması, itfaiye hizmetlerinin büyükşehire bağlanması yönetimde büyük bir sıkıntılara yol açacaktır. Belde belediyelerin kapatılması, köylerin tüzel kişinin kaldırılması, bunlar ayrıca değerlendirilmesi gereken şeydir. Ama siyasal başarıya geldiğimizde Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir'de her zeminde başarılı olmuştur. Özellikle Körfez bölgesinde, Edremit'te özellikle, Bandırma ve Güney Marmara'da son derece başarılıdır. Şimdi hedef nedir? Şimdi hedef Cumhuriyet Halk Partisi 2015 genel seçimlerinde Balıkesir'de tekrar %34 oyumuzu %44'lere çıkaracak. Yani bir iktidar zemini olacak bir seviyede tartışmamız gerekiyor. Peki 2015'teki başarıda demokrasinin gerçekleşmesi için milletvekili seçimde parti içi sandık konulacak mı efendim? Evet, güzel bir soru sordunuz. Şimdi tabii bizi izleyen değerli hayır, seyircilerimiz... Hayır, ben böyle bir görüş savunuyor musunuz veya var hayır, mı böyle tabii bir olası? Tabii ki kuşkusuz onu söyleyeceğim. Şimdi Mustafa Bey, ben yaşamı boyunca demokrasi mücadelesinden gelen bir insanım. Siz evet. Az önce tanıttınız. Ben Töpter davasından en genç yargılanan öğretmenim. Öğretmen 12 Eylül faşizmi tarafından mesleğimden atıldım. Ve daha sonra okulu bitirerek avukat oldum. Ve hiçbir zaman için o yargılamalarda asla pes etmedim. Avukat olarak, avukat öğretmen olarak mücadeleme, demokrasi mücadelesine ve özellikle de insan hakları, özgürlükleri mücadelesine öğretmen avukat olarak devam ettim. İlk sendikaların kuruluşundan başlayın, öğretmen sendikaların hak arama mücadelesinde hep ön önde oldum. Ve o sendikalarda siyasal sorumluluk üstlendim. Mücadelenin ön tarafında oldum. Tam sendika başkanlığım döneminde sendika yasası yoktu. Tam 17 kez Cumhuriyet Savcılığı'nda soruşturmaya tabi tutuldu. Ve biz hep şunu savunduk. Demokratik meşruiyetin temeli hukuku meşruiyettir. Hukuku meşruiyetin temeli de demokratik meşruiyettir. Eğer demokratik meşruiyet yoksa hukuku meşruiyet yoktur dedik. Bu şu anlama geliyor. Sizin nereden yetki aldığınıza, yani siz siyasal temsil yetkinizi bir bireyden mi alıyorsunuz? Bir de toplumsal bir seçim sonucunda mı o yetkiyi alıyorsunuz? Bize göre demokratik meşruiyet budur işte. Eğer sizin temsil et noktanız
seçildiğiniz yere halk tabanında en geniş taban sizi oraya seçerek getiriyorsa benim için demokratik meşruiyet olur. Ve biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde ben 5 yıl Bandırma Belediyesi'nde belediye meclisi grup sözcüsü olarak çalıştım. 2002-2009 yılları arasında. Evet. 2009 yılında partinin Bandırma Belediye Başkanı adayı oldu. Oradan ve adaylığımızı da yine Bandırma'daki kayıtlı tüm üyelerle seçilmesini biz talep ettik o dönemde. Çünkü beni genel merkezde kimse tanımıyor. Yani ben genel merkezde ne genel başkanı ne genel başkan yardımcıları beni şahsen tanıdığı yok o dönemde. Tabii bunlar gerçekleşmedi. Yine o dönemde sayın önceki genel başkanımız Sayın Deniz Baykal genel merkezde genel başkanlığı görevini yürütüyordu. Ve şeylerimiz merkezden atanarak belirlendi belediye başkanlarımız. Ben de birinci sıradan İl Genel Meclisi üyesi olarak Bandırma'dan Balıkesir'e İl Genel Meclisi üyesi olarak geldim. İl Genel Meclisi görevime grupta seçilerek arkadaşlarımla grup başkan vekili oldum Balıkesir'de. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2009-2011 yılları arasında Balıkesir İl Genel Meclisi grup başkan vekili görevini sürdürdüm. Balıkesir'deki yetkilisiydim partinin. Ve oradan da aday olurken milletvekili aday olmak için istifa ettiğimde Türkiye'de iki İl Genel Meclisi grup başkan vekili milletvekili olarak gösterildi. Bir ben, bir de Bursa milletvekilimiz gösterildi. Biz dedik ki, efendim ne olursunuz genel başkana raporlarla milletvekillerimizi üye bazında ön seçimle belirleyin. Evet. Ve Balıkesir'de o zaman sayın genel başkanımız genel başkanlığı yetkileri aldığında TÜZ'e biz partinin bütün zeminlerinde bırakın delege sistemini tüm üyelerle biz şunu savunduk. İlçe başkanlarımız delege sistemleri belirlenmesin. İlçe başkanımız ve yönetimlerimiz delegele değil partiye kayıtlı tüm üyelerle belirlensin artık. Şu delege ağalığını kapalı kapılardaki kumpasları forma çekmeleri pazarlıkları bırakalım. Doğru söz. Bırakalım. Edremit ilçe başkanı. Kaç tane üyemiz var bizim Edremit'te kayıtlı? 5000 üyemiz var. Evet. 5000 üyenin önüne koyalım sandığı. İlçe başkanını seçsin. İlçe yönetimini seçsin. Belediye başkanını öyle belirlemedi mi Edremit? Kamil Saka başkanı. Üye bazında yaptılar. Üye bazında yaptılar. Yani bunların böyle olması gerekir. Sorduğunuz soruda evet. Ben şunu iddiayla söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz devlet kurmuş, imparatorluk yıkmış, Kurtuluş Savaşı'nı örgütlemiş, Kurtuluş Savaşı'nın emperyalizme karşı olan direnişte Erzurum Kongresi'nde o Kurtuluş Savaşı'nın kanla ateş imtihan olduğu Türk milletinin olduğu dönemde Mustafa Kemal Atatürk bütün Kurtuluş Savaşı'nı halkla birlikte idare etmiştir. Ne yapmıştır Mustafa Kemal? Bir avuç komutan arkadaşıyla savaşı ve toplumu idare etmemiştir. Meşruiyetini Erzurum Kongresi'nde halkta aramıştır. Meşruiyetini Sivas Kongresi'nde aramıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni Ankara İstanbul'un işgalinden sonra kapanan Osmanlı Memuslar Meclisi Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulmuş ve Kurtuluş Savaşı'ndaki bütün kararlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde alınmıştır. Yani meşruiyet millet iradesinde aranmıştır Mustafa Kemal Atatürk. Şimdi biz böyle bir gelenekten gelen bir partiyiz. Türkiye'de tarihimizin en büyük devrimlerini gerçekleştirmişiz biz. Türk milleti olarak Atatürk'ün öncülüğünde. Ne yapmışız? İlafeti kaldırmışız. Bin yıllık saltanatı Türk tarihinde Hunlardan, Göktürklerden başlayan, Selçuklularda devam eden, babadan oğula devlet yönetim sistemini Osmanlı'da devam eden, babadan soyla padişahın oğlu yeni padişahtır. Bu soy ve sop sistemini kaldırmış, milletin iradesinin, halk egemenliğinin önünü açmıştır. Bu tarihimizin en büyük devrimidir bu. Nasıl? Babadan oğula olan yönetim şeklini milletin iradesiyle seçtiği insanlarla yönetmeyi başlatmıştır Cumhuriyet Halk Partisi. Evet. Tarihimizin, Türk tarihinin en büyük çığırını açmıştır. Ve 1950 yılında çok partili sisteme Türkiye'yi Cumhuriyet rejiminin kurumlarını oturtana kadar çok partili sistemi denemesine rağmen Cumhuriyet Halk Partisi halkın henüz o olgunlaşma seviyesine çok parti rejimi oturamamıştır. 1950'de çok parti rejime Türkiye Cumhuriyet Halk Partisi taşımıştır. Rahmetli Atatürk'ün en büyük hayali oydu. Evet. Şimdi hedef ne? İşte şimdi Cumhuriyet Halk Partisi bakın tarihimizin en büyük üç devrimini gerçekleştiren üçüncü devrimini de Cumhuriyeti gerçek ve eksiksiz bir demokrasiyle, sosyal demokrasiyle buluşturmak, özgürlüklerle buluşturmak,
Türk insanını Avrupa Birliği kriterleri temelinde insan haklarına saygılı, çoğulcu, özgürlükçü, gerçek bir özgürlükçü demokrasiyle buluşturmak. Bunu yapacak olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin iddiası şu olmalıdır. Türkiye'ye biz eksiksiz, çağdaş, özgürlükçü bir demokrasi vaat ediyoruz. Türkiye'ye. O zaman Türkiye bunu vaat eden Cumhuriyet Halk Partisi kendi içerisinde iç kurumsallaşmasında, genel başkanını belirlemesinde, milletvekillerini belirlemesinde, bütün organlarını belirlemesindeki tek meşruiyeti gerçek sahibi olan üye bazında kayıtlı üyelerle meşruiyet aramaktır. Ön seçimdedir yani. O bakımdan şunu çok rahatlıkla, gönül rahatlıkla söylüyorum. Balıkesir'de biz önümüzdeki süreçte milletvekili adaylarımızı 2015 seçimlerinde mutlaka üye bazında ön seçimde belirlemeliyiz. Ve Balıkesir'in her tarafında adaylarımız, ki geçtiğimiz dönemde de biz aday olduğumuzda 58 milletvekili adayımız vardı. Evet. Ve bir eğilim yoklaması yapılmıştı. Partinin temsiliyet yetkisindeki ilerle işte 3 noktada yapılmıştı. Bir Bandırma'da yapılmıştı. Susurluk, efendim Marmara, Gönen, Manyas, o bölge Marmara Adası, Erdek. Bir burada yapılmıştı. Edremit, Akçay'da yapılmıştı. Bu Körfez ilçeleriyle. Bir de ertesi günde Balıkesir'de yapılmıştı. Balıkesir merkez ilçeleriyle. Dolayısıyla ama artık biz bunu kural haline getirerek Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili adaylarını, belediye başkanı adaylarını artık mutlaka üye bazında ön seçimde belirlemeliyiz diyorum. Yani şu üye bazında da doğru söylüyorsunuz ama işte diyelim bir Sındırgı'dan, Susurluk'tan çıkacak bir adayın parti içi üye sayısı az, işte Bandırma'nın çok. Bir de böyle bir rahatsızlık var ama onu nasıl aşılır bilemiyorum yani. Ama o zaman adayın çok iyi çalışması gerekiyor. Bandırma'ya da kendini kabul ettirmesi geliyor. Edremit'e de kendini kabul ettirmesi bütün geliyor. Bütün bölgelere. Yani Namık Avuççu olarak biz sizin çalışkanlığınızı, meclisteki verdiğiniz genel soruları ben bir gazeteci olarak takip ediyorum. Çalışmalarınızı da yakından da takip ediyorum. Teşekkür ederim. Sayın Vekilim. Ve Namık Avuççu'nun bir çekincesi olmadığını bu şekilde sizin ağzınızdan anladım. Ben sandığa da giderim, üyeye de giderim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin her seçimde bu böyle olması lazım diyorsunuz. Bence de doğru olan bu efendim. O konuda yolunuz açık olsun. Demek ki 2015 Balıkesir için Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday belirleme süreci o kadar çok zor ve sıkıntılı geçmeyeceğe benziyor. Efendim, şimdi aslında ben işte Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir iki tane tatsız olay yaşadıktı. Bir iki tanesinde siz şahit olmuştunuz. Millet olarak bizim şöyle bir yapımız var. Kulakları çınlasın. Celal Güzel miydi Antep milletvekili? Hasan Celal Hasan, Güzel. Hasan Bey. Biz millet olarak teması, dokunmayı seven bir milletiz. Gayet Celal yani. Güzel herkesi sarar, sarmalar, öper. Allah selamet versin, ömrü uzun olsun. Sayın Süleyman Demirel elinde fötörle insanlarla kucaklaşırdı. Fötürünü alırlardı. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir tanesinde de siz şahit oldunuz Sayın Kılıçdaroğlu Edremit ziyaretinde. Bırakın röportaj yapmayı, yanına sokulamadık. Biliyorsunuz bir basın danışmanı çıktı karşımıza orada. Bir sıkıntı yaşadık. Yani en sonunda gene Ekmelettin Bey'in yanında gene böyle bir olay vardı. Siz müdahale ettiniz televizyon olarak. Röportaj etme şansımız oldu. Bence bazen kadroları da gözden geçirmek gerekiyor. Türk halkı liderlerini kucaklamak istiyor efendim. O sıcaklığı duymak istiyor. Sayın Kılıçdaroğlu mecliste bir saldırıya uğramış olabilir. Bir tatsız bir olay yaşamış olabilir. Ama her uzatılan el, her sarılmak isteyen insan aynı niyette, aynı art düşüncede olmayabilir efendim yani. Ve sizin bu konudaki hassasiyetinizi de biliyorum. Bana o konuda da televizyonumuza olan yardımlarınızı da biliyorum. Evet efendim. Şimdi efendim, bu Cumhurbaşkanlığı seçimleri geçti. Sayın Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan şu anda seçilmiş Cumhurbaşkanı. Ankara'da, Köşk'te. Evet. Bugün de gündem allak bullak. Her yerden bir şeyler var ve günün bombası, biliyor musunuz, takip ediyor musunuz bilmiyorum. Ediyorum tabii ki. 96 tane rüşvet ve yolsuzluktan açılan soruşturma geçirenlerin hepsine savcılık takipsizlik verdi. Ve sabahın erken saatlerinde de bu yolsuzluk ve rüşvet olaylarını araştıran polislere ve emniyet müdürlerine operasyon olurken bugün de böyle bir şey çıktı. Yani zerra zaraf gibi 96 kişiye takipsizlik verdi. Bu konuda ne oluyor efendim? Evet. Nereye gidiyoruz biz?
Tabii o kadar derinlikli bir soru sordunuz ki üzerinde bizim zamanımız var, dinleriz efendim. Sayfalarca tez yazılabilir. Şimdi Mustafa Bey, Türkiye'de öncelikle şunun altını çizerim. Biz milletin iradesine, milletin tercihlerine her zaman için saygı duyuyoruz. Halkımızın sandıktan çıkacağı sonuca da saygılıyız. Orada bir sıkıntı yok. Fakat rejimin ana şeylerini, ilkelerini sağlam koymamız lazım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti nasıl bir devlet olacağına bütün siyasi partilerin üzerinde bir tanımlama yapıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasının ikinci maddesinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin demokratik, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine ve Atatürk ilkelerine bağlı, demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir. Tanımlamışız. Yani Türkiye Cumhuriyeti böyle bir devlettir. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti demokratik bir devlettir. Hukukun üstünlüğüne inanan bir devlettir Türkiye Cumhuriyeti. Ve aynı zamanda da Atatürk ilkelerine bağlı derken, Atatürk'ün işaret ettiği çağdaş uygarlık yolunda, çağdaş demokrasiye doğru gitmesi gereken bir devlet. Bunu nerede odaklandı bu? Nerede somutlandı bu? Bakın, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Avrupa Birliği'ne adaylık sürecini başlatarak Avrupa Birliği koyduğu, Avrupa Birliği'nin ortak olarak koyduğu 3 ilkeyi temel ilke kabul etti. 1. İnsan hak ve özgürlüklerine koşulsuz saygı. Evet. İnsan hak ve özgürlüklerine saygı. 2. Liberal bir ekonomi. Liberal, Avrupa Birliği'nin kabul ettiği liberal bir ekonomi. 3. Kurumsallaşmış bir demokrasi. Oturması. Yani yargının bağımsız olduğu, devletin denetlendiği, şeffaf devletin denetlendiği, bu 3 ilke temelinde Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği'nin hedef koyduğu bir insan hak ve özgürlüklerine saygı. Bu o kadar geniş bir kavram. İnsanların yaşam hakkı, basın özgürlüğü, yargının bağımsızlığı, adaletin sağlanması, her şey var bunun içerisinde. Yani ve bunu teminat altına aldı. İnsan hak ve özgürlükleri çiğnendiği zaman Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkı tanıdı. Türkiye Cumhuriyeti'nin çağdaş uygarlıktan bizim anladığımız, çağdaş cumhuriyetten anladığımız da tam olarak budur işte. Bugün Avrupa demokrasilerinde, Fransa'da, efendim Almanya'da, İsviçre'de, İtalya'da, İspanya'da neyse Türkiye Cumhuriyeti'nde de böyle olacak. Kurallar böyle işleyecek. Denetlenebilir, şeffaf devlet. Denetlenebilir devlet. Biz buna şey diyoruz, gün ışığında yönetim diyoruz. Devletin adına milletin parasını kullanan, herkes kullandığı paranın hesabını verecek. Kamil Saka bugün Edremit Belediyesi'nde, Edremit halkının, Edremit'ten toplanan vergilerle 65 milyonluk bir bütçeyi kullanıyorsa Kamil Saka bu hesabı verecektir. Siz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak efendim bütçe hakkıyla devletten, halktan toplanan vergileri harcama yetkisi sizde. Başbakan olarak sizin bir şeyiniz var, bütçeniz var ve başbakan olarak sizin bir aynı zamanda kullandığınız bir şey bütçesi var. Kayıt dışı bütçe var. Kayıt örtülü ödenek. Değil mi? Örtülü ödenek var. Şimdi siz bunları nereye kullanıyorsunuz? Nasıl kullanıyorsunuz? Nerelerde kullanıyorsunuz? Bakın Türkiye AKP iktidarı döneminde tamamen karanlık işlerle uğraşan bir ülke haline geldi. Bugün çok çarpıcıdır. Gündemde çok güzel tespit etmişsiniz. Bakın Genelkurmay Başkanı'nın açıklamalarına bak. Ben şaşırdım. APO'nun bunu bu ülkenin sıradan bir yurttaşı kahvede muhabbet etmiyor. Bu ülkenin Genelkurmay Başkanı söylüyor. APO'nun bildiğini diyor, MİT'in bildiğini diyor. Türkiye'deki diğer kurumlar ana muhalefet ve muhalefet bilmiyor diyor. Bu artık sözün bittiği noktadayız. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir hukuk devleti olarak anayasada hiç kimse anayasadan kaynaklı devlet yetkisini kullanamaz kaynaklanmayan. Yani devlet adına hareket eden herkesin yetkilerinin dayandığı bir hukuk, hukuksal normlar olmalıdır. Şimdi bakınız geldiğimiz noktaya, efendim daha önce AKP iktidarı, Sayın Başbakan yeter artık söz milletin dedi, iktidara yürüdü ve gerçekten de Türk tarihinde çok az iktidarlar nasip olacak bir destekle tek başına iktidar oldu 2002'de. Söz milletin dedi, askeri vesayeti kırıyoruz dedi. Askeri vesayeti kıracağız diye düzmece delillerle, sahte delillerle, efendim gizli tanıklarla Türkiye'nin şerefli, namuslu aydınlarını Silivri toplama kamplarında inim inim inlettiler.
ortaya bir şey çıkmadı. O savcılar, hakimler paralelci oldu. Ve Ergenekon davası diye bir dava kökten çöktü. Çünkü delilleri sahte, dayanağı sahte. Savcısı kimdi? Şu anda paralelci. Cumhurbaşkanlığı makamına çıkan kişi ben bu davanın savcısıyım demişti. Hatırlayın. Hatırlıyorum. Recep Tayyip Erdoğan ben bu davanın savcısıyım demişti. Şimdi geldiğimiz noktada orada büyük bir hak ihlali. Evet, Balyoz davası diye bir dava yaratıldı. Balyoz davasında dijital verilerle, sahte dijital delillerle o gencecik subaylarımız, o anlı generallerimiz büyük bir bedel ödettiler. Dönemin Genelkurmay Başkanı Recep Tayyip Erdoğan aynı zamanda mesai arkadaşıydı. Milli Güvenlik Kurulu'nda İlker Başbuğ ve Balyoz denilen kumpas bir davayla onların da canını okudular. Ve şimdi geldiğimiz noktada biz bilmiyorduk. Balyoz kumpasmış, Ergenekon kumpasmış, paralelmiş, üçgenmiş, İsrail lobisiymiş, faiz lobisiymiş falan filan. Ne zaman ama? 17 Aralık Türkiye tarihinin en büyük yolsuzluk ve rüşvet operasyonu. Kaçakçılık operasyonundan sonra. Oluncaya kadar. Ve oluncaya kadar. Hiç ses yok. Hukuk yok, hak yok. Oh olsundu hep. O gazeteler sürekli suçlu, insanları peşine suçlu ilan ediyorlardı. Ve sonra da yargılıyorlardı ama kapalı, o kapalı cezaevlerinde inim inim inleterek insanların hayatına Türkiye tarihinin en büyük hukuk skandallarının yaşandığı, en büyük adli skandalların yaşandığı, bunlar davalar olarak Türk tarihine örnek olarak girdi. Şimdi birdenbire hukukun üstünlüğünü hatırladık ve başbakan çıktı 17 Aralık'tan sonra bana dedi kumpas kuruldu, bana darbe yapıldı. Ya 2002 yılından beri bu ülkede, buradan şunu sormak isterim ben kamuoyuna. Siz bu ülkenin MİT emrinizde, jandarma teşkilatı emrinizde, emniyet genel müdürlüğü emrinizde, devletin bütün olanakları emrinizde, hala bana darbe yapıldı, bana kumpas yapıldı diyor Sayın Bakan. Ya sen bu ülkenin dağda yaşayan köylüsü müsün? Devletin bütün yetkilerini, güvenlik yetkilerini, devlete karşı herhangi bir şey olduğunda sen bizi Türk milleti adına millet seni seçmiş, emanet etmiş, milletin egemenliği sana emanet edilmiş, sen devleti millete şikayet ediyorsun. Ya onu şikayet edecek olan benim. Ben sana hesap soracağım. Neden bu ülkede yargı bağımsız değil diye bunun hesabını ben sana soracağım. 17 Aralık'ta Rıza Zarrab'ın o hediye ettiği o 200-300 bin dolarlık saatin hesabını sana ben soracağım. Nereden bu para diye. Evde bulunan sıfırlanan paraların hesabını sana ben soracağım. Şunu soracağım ben sana. Halk Bankası Genel Müdürü'nün evinde ayakkabı kutularındaki paraların hesabını sana ben soracağım. Biz soracağız. Bunun hesabını sen vereceksin. Bizim adımıza da sen onlara hesap soracaksın. Ama bakın 3 tane bakanın, işte Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın açıkça başbakan emretti ben yaptım. Ne yaptıysam onun emriyle yaptım dedi. Talimatıyla yaptım dedi. Bir sürü rantlar İstanbul'da, imar yolsuzlukları, rüşvetler alındı ortada. Bakan çocuklarının. İçişleri Bakanı'nın oğlunun açıkça Rıza Zarrab'tan ona dokunulmazlık, vatandaşlık verilmesiyle ilgili rüşvet trafiği alanında açık açık dinlendi. Bu dinlemeler böyle yasa dışı, kayıt dışı dinlemeler değil ki. Savcılık karar almış ve dinlenmiş. Biliyorsunuz bu belgesel gibi. Bu paraların rüşvet ağının nasıl kurulduğunu adım adım fotoğraflarıyla, delilleriyle bende var. Bizde bize o fezlekelerin bir örneği var elimizde. Evet. Bir şekilde arkadaşlarım da. Dolayısıyla Türkiye'de şimdi Sayın Başbakan buradan şunu söylemek istiyorum. Siyasette her zaman için devlet yetkisini kullananların bir takım yanlış yollara sapması olasılık dahilindedir. Geçmişte Özal döneminde de biliyorsunuz İsmail Özdağlar ya da bir başka siyasetçi yolsuzluk iddiasıyla geldi. Büyük devlet adamlarının gerçekten hukuk devletinde demokrasi inen devlet adamlarının yapacağı o bakan hakkındaki iddiaların araştırmasıyla ilgili derhal görevden alıp Hücre Divan'a sevk etti. Ve Hücre Divan'da yargılandı. Şimdi yapılması gereken neydi? 76 milyar avroluk bir yolsuzluk ağından bahsediyoruz. Ve tapelere düştü. Başbakanın oğlu Bilal'le telefon trafiğiyle başladı. 17 Aralık saat erken saatlerde başlayan telefon trafiğini adım adım görüyoruz. Ve işin ucunun anlaşılıyor ki işin ucu kesinlikle
Recep Tayyip Erdoğan ve oğluna dayanıyor ve bu rüşvet ağı bir komisyon ağı olarak kurulmuş ve bu paralar gelmiş bir şekilde. Yani devlet soyulmuş. E şöyle söyleniyor. Efendim milletin burada bir zararı, devletin zararı yok. Bunlar işte komisyon bunlar falan şeklinde söylüyor. Devletin parası. Evet, böyle bir algı bir şey yaratılıyor. Şimdi böyle bir şey olabilir mi? Onurlu, namuslu, her devlet yetkisini kullanan kişinin şunu söylemesi gerekir. Biz biliyorsunuz milletvekili seçildiğimizde mal beyanını meclise veriyoruz. Ben Namık Avuççu olarak 2011'de milletvekili seçildim. Benim mal varlığım nedir? Ve ola ki iktidardayız. Cumhuriyet Halk Partisi olarak iktidardayız ve ben bakanım. Kardeşim şunu soracaksın bana. Namık Avuççu görevin bitiyor. Senin Namık Avuççu'nun üzerine, karısının üzerine, kızının üzerine, oğlunun üzerine, birinci derecede yakınların üzerindeki mal varlığını araştıracaksın kardeşim. Bu serveti sen nasıl edin? Ben meclisin kürsüsünden ilk yaptığım bütçe konuşmasında şunu sormuştum. Sayın Başbakan, sizin için dünyanın 10 büyük zengin başbakanından biri diyorlar. Bu bir efsane değilse açıklayın siz nasıl zengin oldunuz? Başbakan olurken 2002'de mal varlığınız neydi? Bugün ne? Bunu söyleyin. Bakanların tümü söylesin. Millet adına, devlet adına bizim kazandığımız paralar belli. Ben 13 bin lira milletvekili maaşı alıyorum. Köyden tarlalarım var, gelirlerim belli. Namık Avuççu'nun Marmaris'te yazdık, Uludağ'da kışlık, hanlar, hamamlar, katlar, yatlar oluyorsa, Çamlıca tepelerinde havuzlu villalar oluyorsa, Namık Avuççu'ya bunun hesabı sorulmayacak mı? Ya kardeşim sen bu paraları nereden kazandın? Hani senin devlete ödediğin vergi beyanlarında? Biliyorsunuz belli bir kazanca sahip olan herkesin vergi dairesine şey vermesi gerekiyor. Vergisini ödemesi gerekiyor. Evet. Ne kadar vergi ödedin? Rıza Zerrab altın ticaretinde, altın kaçakçılığında İran'la Türkiye altın trafiğini yönetmiş, Çin üzerinden paravan şirketler kurmuş bir adam. Türkiye bütçesinin açığını kapattım diyor. Ne kadar vergi verdin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne? Bu kadar açığı kapattın. Kayıtlı bir vergi var mı? Gözükmüyor. Var mı böyle bir vergi? Yok. Dolayısıyla şimdi bunlar 17 Aralık operasyonunda gerçekten namuslu bir şekilde ben buradan hukuka uygun olarak bu milletin parasını koruyan, bu devletin çıkarlarını koruyan namuslu hakimlerimize, emniyet teşkilatındaki şanlı ve şerefli tüy bitmedik yetimin hakkını koruyan emniyet mensuplarımıza buradan Türk milleti adına şükranlarımı sunuyorum. Onlar tarihin en büyük yolsuzluğunu, üzerlerindeki en büyük baskıya rağmen, düşünün, İçişleri Bakanı'nın oğlunun para trafiğini kendilerine dokunulmaz kılan ve evde babasıyla konuşmasına bakın. Oğlum ne kadar para var diyor. Ne olacak baba 3-5 kuruş var diyor. Ne kadar oğlum söyle diyor İçişleri Bakanı. 1 trilyon evdeki para. Barış Güler'in evinde 1 trilyon. Bir bakanın çocuğunun evinde 1 trilyon para. Nereden geliyor bu değirmenin suyu? Bunlar belli. Fezlekelerde, savcılık fezlekelerinde adım adım belli bunlar. Yani Rıza Zerrab'ın hediye verdiği saatin fotoğrafı, getiren arabanın fotoğrafı, fezlekelerde, savcılık fezlekelerinde savcı adım adım belge belge işlemiş hepsini. Dayanakları var. E tabii buradan ne olacak? Kendini kurtarmak için derhal düğmeye basıldı. O bu karar veren hakim, savcılar başta olmak üzere, sonra emniyet müdürü, sonra şube müdürleri, hepsi darmadağın edildi. Ama bunlar hukuksuz. Çünkü onlar devletin yetkisini kullandı. Ve devletin meşru güçlerinin, yargı kullandığı yetkileri. Sen şimdi paralel de üçgen diye, buradan şunu da söyleyelim. Ben bir hukukçu olarak, avukat olarak tabii ki şunu altını çizmem lazım. Mahkemeler tarafından kesin hüküm verilinceye kadar herkes masumdur. Bu evrensel bir hukuk ilkesidir. Masumiyet karnesidir. Ama onlara adil yargılanma koşulları sağlanarak, deliller karartılmadan bunlar yargılanıp ortaya çıkacak ve aklanacak. Eğer kendinden şüphesi yoksa şunu diyecek başbakan. Bırakın kardeşim, buyurun mahkemeye, getirin delillerinizi yargılayın. Yine Yüce Divan'a. Paraleldi, kumpastı. Çıksın ortaya, kuyur. Anayasa Mahkemesi gelsin dava. Bakanlarla ilgili. Yargılansın. Türk milleti de görsün.
Ha şeyse, paralelse, üçgense tamam diyelim. Ama bunlar boş iddialar. Yani baktığınızda Türkiye Cumhuriyeti'ni, bırakın bir hukuk devletini, bir kanun devletini, bir polis, bir kabile devleti gibi, bir kabile de Afrika kabile devletleri gibi yönetmeye çalıştılar. Bu kadar açık haksızlıklar, hukuksuzluklar. Maalesef Türkiye'de, Türkiye'nin 21. yüzyıla giden bir dünyada, Avrupa'daki biz tüm ülkeler gibi birinci sınıf demokrasiyi, yargının bağımsızlığını, adaleti mutlaka bu halk, bu millet isteyecektir. Böyle kapalı kapılar ardında, karanlık odaklarda suç örgütleri oluşturarak paralel diye, üçgen diye insanları yaftalamanın, peşi suçla ilan etmenin hiçbir kimseye yararı yok. Yeni bir hak ihlali olur. Ha devlet içerisinde örgütsel faaliyet yürüten yapılar varsa tabii ki bunları bağımsız yargı ortaya çıkaracaktır. Devletin yetkisini yetki aşımıyla kullanan hakim, savcı, emniyet mensupları varsa bunlar hukuk ortaya koyar. Burada sıkıntı yok. Ama bunun baş sorumlusu tabii ki bu ülkenin kurumlarının tarafsız ve bağımsız olmasını sağlamak olan başta AKP hükümetidir. 12 yıldan beri bu ülkede tek başına iktidarsınız. Parlamentodan ağzına çıkan yasa, bakın Türkiye'de yolsuzluklar, Mustafa Bey, Türkiye'nin demokrasisini tehdit ediyor yolsuzluklar. Nasıl tehdit ediyor? Bakın Türkiye'de bunlar yazılmasın diye ilk yaptıkları şey MİT yasasını çıkardılar. Dünyanın hiçbir yerinde MİT'e olağanüstü yetkiler verdiler MİT yasasıyla. Şu anda biliyor musunuz, bizi izleyen dinleyicilerimiz şunu bilsinler. Şu anda MİT seni şuradan, stüdyodan çıktığında seni alır. Nereye gideceksin meşhur? Akıbetin belli olmaz. Bunun hesabını kimse soramıyor MİT'ten. Hiç öyle bir şey yok. Yani MİT mensupları yargılanamıyor. Soruşturulamıyor. Yeni bir dokunmazlıkları var. İki, MİT görevlileri şu anda bankalarda tüm şirketlerin, kurumların, sendikaların, baroların, meslek teşekküllerinin direkt banka hesaplarına girip inceleyebiliyorlar. Çok korkunç bir şey. Evet. Holdingleri. Bugün Koç Holding'in, Sabancı Holding'in, Doğan Holding'in, bütün Türkiye'deki Eczacıbaşı'nın, bütün Türkiye'deki holdinglerin, zengin iş adamlarının direkt hesaplarını kontrol edebiliyorlar. Buna bankalar kanuna göre muaf, izin yok. Bütün kurumları mail adreslerine girebiliyor, izinsiz. O haberleşme trafiğini izleyebiliyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bunun adı demokrasi olabilir mi? Bu MİT'teki bilgiler kime gidiyor? MİT Başbakan'a bağlı Recep Tayyip Erdoğan'a gidiyor. Böylesine korkunç bir yönetim biçimi. Bu neden getirildi bu? Bu ancak korku devletlerinde olur. Devleti yönetenler korkuyorlarsa işte o zaman MİT yasalarını çıkarırlar. Bakın bu böyle geldi işte. Yolsuzlukların üzerine MİT yasası geldi. Yolsuzlukları örtmek için başka yasalar da geldi. İşte ne geldi? Twitter yasaklama geldi. Ne geldi? YouTube'u kapatma geldi. Dünyanın hiçbir yerinde bunun birçok anlamı olabilir. Siz devleti yönetenler korkuyorsunuz. YouTube'dan kişi haklarına saldırı varsa, kişisel haklar orada bir saldırıya uğruyorsa tabii ki kişisel hakları koruyacağız. Kişiye, size bir iftira varsa, bize bir şey varsa Twitter'da, ama sizinle ilgili olan duruma müdahale edeceğim ben. Yani Twitter'ı genel niye yasaklıyorsun? Mustafa Bey'e bir saldırı varsa Twitter'dan, o saldıran kişinin şeyini durdurabilirsin. Buna bir sıkıntı yok. O bakımdan Türkiye maalesef yolsuzluklar bağlamında AKP hükümeti gırtlağına kadar yolsuzluğa batmıştır. Eninde sonunda biliyorsunuz şu anda siz devlet gücünü kullanıyorsunuz. Şu anda Cumhurbaşkanı olabilirsiniz. Milleti her gün yandaş televizyonlarla büyük bir devlet yetkisini kullanarak, gücünü kullanarak, devletin valilerini vatandaşın sırtında hükümetin bir sopası olarak kullanarak, devletin maliyecilerini, iş adamlarını korkutan bir ceza olarak, vergi müfettişlerini, sigorta müfettişlerini, emniyet müdürlerini, valileri vatandaşın üzerinde baskılı kullanabilirsiniz. Ama bir gün kesenel döner, sap döner, bir gün gelir hesap döner. Ben hesap ver, yoldan geri döner diyorsun. Valla şahsen ben Sayın Vekilim bu yolsuzluklara, yani iddia edilen yolsuzluklarla ilgili düşüncem var. Olmasa bu kadar savcı, hakim, işte efendim paralelci olmazdı. Bu kadar polis mensubu sürülmezdi. Evet.
Yani bir şeyler olmuş ama sonuçta ben de şu inancımı kaybetmiyorum. Bir gün gelecek bu yanlışlar muhakkak adaletin önünde hesap verecek. Nasıl 80 ihtilalinde Kenan Evren Paşa yargılandıysa ve aynen, Şahin evet. Kaya'ya yargılandıysa gün gelir bunda, bu konularda yargılanacağına inanıyorum. Ama yani inancımızı da kaybetmek istemiyoruz. Fakat maalesef bunlar bir şekilde konuşulmalarını, evet. İnsanlar korkmaya başladı. Bu nasıl bir korkudur? Neden insanlar korku algılasın? Niye bir kanalda, niye bir yerde konuşulurken insanlar bu konuyu anlasın? Bunu da anlamak da çok zor. Nereye kadar götürürler bu anlayışla onu da bilemiyorum. Yani bugün işte sayın eski kurucu üyelerinden sayın Dengirmir Mehmet Fırat AKP'nin şifreleri, yeni hükümetin şifreleri, işte MYK'nın yeni şifreleri de bir yazı yazmış. Okudum, enteresan. Gerçekten pazı gibi hepsini oturttuğun zaman sıralama olarak geliyor. Ve şimdi Abdullah Gül üzerine oynanan bir oyun söz konusu. Evet. İşte Abdullah Gül Bey'in Erbakan'ın trilyonlar davasından ifadesi alınması söz konusu kendi gidip. İşte Erbakan'ın mezarını ziyaret edilmesi, bazı isimlerin AKP'den tasfiye edilmesi. Böyle şeylere baktığın zaman oturuyor. Ama yazık bu ülkeye de yazık, bu insanlara da yazık. Ama muhalefetin de, yani siz muhalefet partilerinde bana göre çok çalışması gerekiyor. Şimdi konuyu ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongresine de getireceğim. Evet, şimdi. Şimdi bu Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra bugün de bir okuyucum da bana Facebook'tan arkadaşım yazmış. Söylemezsem ona haksızlık olur. Çünkü bana abi lütfen sorar mısın doğru. dedi. Affınıza sığınıyorum efendim. Estağfurullah. Diyor ki Sayın Havuççı'ya şunu sorar mısınız? Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na muhalefet yoluna devam mı edecek? Yoksa diyor Sayın Muharrem İnce ile iktidar yoluna mı devam edecek? Ben o soruyu alayım dedim. O arkadaşımın evet. da gönlü evet. olsun dedim hemen. Evet. Bu arada CHP şeyine girelim. Çok dedim. Teşekkür ederim. Gerçekten hiçbir sıkıntı yok. Tabii ki biz az önce ifade ettim. Özgürlükçü, çoğulcu bir demokrasiye inanıyoruz. Bunun da ön koşulu, demokrasinin ön koşulu kişilerin düşünce özgürlüğünü, düşünce ve ifade özgürlüğüdür. Yani demokrasinin olmazsa olmazı iki ayağı vardır özgürlük bağlamında. Biri düşünce ve ifade özgürlüğüdür. Kişiler düşüncelerini özgürce ifade etmedikleri bir yerde, yani Mustafa Bey bu şey gibidir. Buğdayın yetiştiği toprak gibidir. Eğer buğdayın yetişeceği iklim yoksa, o hava yoksa, topraktan o ısı yoksa buğday yetişmez. Özgürlükler de, demokrasi de böyle bir şey. İnsanların özgür olmadığı bir yerde demokrasi yaşamaz. Hava alamaz çünkü. Bunun bir tek yolu var, özgürlüktür. Hangi özgürlük? Düşünce ve ifade özgürlüğü. Ama milletvekillerinde de var bu kaygı efendim ya. İkincisi de tabii ki liderlerin ağzlarına bakıyorlar. İnanç özgürlüğü. Yani insanlar hem düşünce ve ifade özgürlüğü olacak hem de inanç özgürlüğü olacak. Cumhuriyet Halk Partisi işte biz gerçek bir demokrasi şeyde oturum. Bunun temsiliyetteki adaleti ne? Şimdi baktığımızda Cumhuriyet Halk Partisi işte seçimlere giriyor. Ki son dönemde Sayın Kılıçdaroğlu lider olmadan önce %19 civarında olan oyunu %26'lara, %28'lere çıkarmış. Ve Türkiye tarihinin en büyük güçlü iktidarı, tek başına güçlü iktidar kullanan bir şeyle devlet kurumlarını baskı altına almış, devlet olanaklarını kendi kişisel şeyiyle kullanan bir iktidarla karşı karşıya. Ve şunu da kabul etmek lazım ki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin gücü sadece o kurumsal kimlikten gelmiyordu. Recep Tayyip Erdoğan gibi kitleleri çok iyi etkileyebilen, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'yla siyaseten çok güçlü bir altyapıyla gelen bir lider. Bir lider hareketi Adalet ve Kalkınma Partisi. Baktığınızda şu anda Cumhurbaşkanlığı makamına geçti. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi'ne bakınız, bir onlara bakınız. Onlar da yeni genel başkanlarını seçti iki gün önce. Seçmedi. Davutoğlu'nu oturttu. Recep Tayyip bu dedi. Kimse ses çıkaramadı. İtiraz yok. Davutoğlu geldi. Bakanları belirledi. Tık yok. Tartışma yok. Konuşma yok. Bir biat kültürü. Yani demokrasi yok ki. Fakat bize bakın. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bakın biz şu iddiayla söylüyoruz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'ni eleştirebilirsiniz.
Efendim çok kavga ediyorlar, çok bağırıyorlar, çok çağırıyorlar falan filan. Cumhuriyet Halk Partisi'nde şu anda ben hep şunu söylüyorum. Biz devlet kurmuş, imparatorluğu yıkmış bir partiyiz. Savaş meydanlarından geliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok ağır bir sorumluluğu var Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Bakmayın siz, basın bizi ya da bize yanlış algı yönetimi var Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Cumhuriyet Halk Partisi kuralların partisi, hukukun partisi, demokrasinin partisi. Nedir bizim kurallarımız, organlarımız? Bizim en yetkili organımız MYK. En yetkili organımız kurultay. Bütün illerden seçilerek gelen il başkanlarının, her ilin milletvekili sayısının iki katı olan kurultay delegeleriyle geliyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu andaki en yetkili organı 81 ilden gelecek olan, partiyi temsil edecek olan milletvekili sayısının iki katı olan delegasyondur. Bu delegasyon vicdanı masaya yatıracak. Sayın İnce aday. Şimdi efendim çok özür dilerim. Buyurun. Vatandaşın sorusuna net cevap vereceğim. Ona net cevap verelim. Bir reklam arasına gidelim. Tamam. Hem soluklanmış olalım. Tamam. Vatandaş merak ediyordur. Ben onu biliyorum da. Sayın Avuçça muhalefet yolunda yürümeye devam mı diyor? İktidar mı diyor? İktidara mı devam diyor? Evet. Siz o soruya nasıl bir cevap vereceksiniz? İnşallah iktidar diyeceğiz. İktidar diyeceğiz. İktidar diyeceğiz. Peki. Ama Kılıçdaroğlu'yla birlikte iktidar diyeceğiz. Aba, o da onu da çizelim o zaman ben arkadaşımıza buradan evet. Sesleniyorum. Mesajı evet. Net almıştırsınız o zaman. Evet arkadaşlar. Geldi mi reklamlarımız? Bir reklamlar. Sevgili seyirciler, programımızın ikinci bölümünde tekrar beraberiz Sayın Namık Avuç ile. Efendim, sözünüzü yarıda kesmek zorunda kaldım. Biliyorsunuz işte rütük gereği bir reklama girmek zorunda kalıyoruz. Evet, kaldığımız yerden devam edelim efendim. Evet. İşte Kılıçdaroğlu mu, İnce mi olayından girmiştik. Siz devam ediyordunuz. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'ne bu yaklaşan olağanüstü kongrede nasıl bir tabloyla karşılaşacak Cumhuriyet Halk Partiler nasıl bir tablo oluşacak efendim? Tabii öncelikle şunun altını ifade etmek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi kurultayları hep kamuoyunda çok yakından izlenmiştir. Evet. Halk çok yakın ilgi göstermiştir. Neden böyledir? Çünkü şu anda AKP'nin iktidarın karşısındaki en örgütlü güç AKP'nin Türkiye'ye dayatmak istediği diktatöryal sistemin karşısındaki en dirençli güç ama aynı zamanda diktatörlüğün karşısında özgürlükleri savunan, yolsuzluğun karşısında şeffaf, temiz toplumu savunan, şu andaki biat kültüne dayalı siyasal yönetim biçiminin karşısına
özgürlükçü demokratik parti için sistemi koyan bir Cumhuriyet Halk Partisi var. Evet. Bakın ben size ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin biraz geniş bir cevap olacak ama zamanımız lütfen da var. Efendim, ifade lütfen edeyim lütfen. Ben Cumhuriyet Halk Partisi adına Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde arkadaşlarımızla partinin Doğu Komisyonu olarak partimizin Doğu'da temel bulabilmesi için arkadaşlarımızla Diyarbakır, Mardin, Hakkari, Şırnak, Urfa, Siirt, Batman bütün o bölgelerde gezdik. Biz hep bize Cumhuriyet Halk Partisi'ne Kürt politikası ile ilgili eleştiri geldiğinde biz şunu söyledik. Bakın biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak İzmir'de ne söylüyorsak Hakkari'de de aynısını söylüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'ni ekonomi politikalarını eleştirebilirsiniz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasal eleştirebilirsiniz. Ama bir partilerin samimiyetlerini somutlaştığı yer Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verdikleri kanun teklifleridir. Evet. Demokrasi karşısındaki Cumhuriyet Halk Partisi'nin duruşu ne olmuş? Özgürlükler karşısında duruşu ne olmuş? Bakın ilk verdiğimiz yasa tekliflerinden bir tanesi 12 Eylül döneminde çıkan yasaların tümünün, yani 12 Eylül baskıcı diktatör rejiminin çıkardığı yasaların tümünü kaldıralım. İlk verdiğiniz önerge bu yönde. Evet. Benim ilk verdiğim yasa teklifi 12 Eylül'de haksız bir şekilde tutuklanmış, yargılanmış, mağdur olmuş, hakları çiğnenmiş, öğretmenlerin, memurların, diğer yurttaşlarımızın hakları iade edilsin ve bunların tekrar tazminat ödensin devlet tarafından. Benim şahsen verdiğim tekliflerden birisiydi bu. Ama partinin tabii ki teklifi olarak. Çok partili şeyin seçim barajının düşürülmesiyle ilgili. Türkiye'de şeyin tam bağımsız olacak koşulların, Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu yasasının yökün kaldırılmasının, üniversitede gerçek özelliğin, gerçek bağımsızlığın sağlanmasının, bütün bu yasaları yani Türkiye'nin ne kadar Avrupa Birliği ile bütünleşmesi noktasında özgürlükçü, çoğulcu yasa normlarının gelmesi noktasındaki bütün yasa tekliflerini biz verdik. Özel mahkemelerin kaldırılması, MİT yasasının değiştirilmesi. Yani Türkiye'nin daha demokratik, daha şeffaf, yargının gerçekten bağımsız olduğu bir devlet olması ile ilgili bütün demokratik yasa tekliflerini biz verdik. Bu haklar, şöyle geniş baktığımızda biz meseleye Kürtlerin hakları, Lazların hakları, Pomakların hakları bağlamına bakmıyoruz biz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak evrensel, inançlar üstü, ırklar üstü, kültürler üstü, insan hak ve özgürlükleri bağlamında bakıyoruz. Bakın Mustafa Bey, bizim bu verdiğimiz insan hak ve özgürlükleri bağlamındaki Kürt gazeteciyi de ilgilendiriyor, Türk gazeteciyi de ilgilendiriyor. Evet. Gazetecinin kökeni beni değil, gazetecinin hayat karşısındaki seçimleri ve duruşu beni ilgilendiriyor. Gazeteci durduğunda öğretmenin Kürt mü, Laz mı, Çerkez mi olması değil, öğretmenin yaşadığı ekonomik, özlük sıkıntılar, sorunlar beni ilgilendiriyor. Derse giren benim tarih öğretmeninin Kürt olması, Çerkez olması, Laz olması, Türk olması değil, o öğretmenin hukuk karşısında güvenli olmasına, ekonomik olarak insanca yaşayacak bir gelire sahip olmasına, o öğretmenin derslerde, ders programlarında, ders programları dışında insanca yaşayacak demokratik koşulları yaratmak beni ilgilendiriyor. Biz bu bağlamda siyasete bakıyoruz. Dolayısıyla orada da ben bunları Mardin'de söylediğimde birçok Kürt kökenli arkadaşımız ya biz öyle bilmiyorduk dediler. Şimdi bir mesele böyle bakıyoruz. Türkiye, Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin birleştirici gücü. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'yi Avrupa Birliği normlarında bir demokrasiye taşıma iddiasında. Ha bu iddianın temelinde birileri Türkiye'de siyaset iki eksene sıkışmış. Bir, din üzerinden siyaset var ki adam biliyorsunuz Recep Tayyip Erdoğan bunu tam olarak o kadar ileri gitti ki Sunniler dedi, Aleviler dedi, toplumu ortadan bir mezhep ayrıştırmasına doğru Sunniler onun arka bahçesi, onlara oy veriyor. Sanki ben Sunni değilim sanki ya da başka insanlar değil. Din üzerinden dini insanların o saf temiz dini inançlarını siyasetin bir malzemesi yaptılar ve halkımızı kandırarak bu şekilde o şeyleri oylarını almaya çalışıyor. Bu böyle. Bir diğer tarafta ben ırk üzerinden siyaset diyorum. Bölgede Kürtçülük yaparak, Kürt insanların belli şeylerini okşayarak, o ırksal şeylerini okşayarak
Efendim Türkiye'de bunun üzerinden siyaset yapan bir anlayış var. Irk siyaseti diyoruz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bakın bu ülkenin bütün coğrafyasında Hakkari'den İzmir'e kadar, Samsun'dan Hatay'a kadar, Trakya'dan Hakkari sınırına kadar, Anadolu'nun tümünde, tüm insanlarımızın evrensel insan hakları temelinde çağdaş, özgürlükçü, çoğulcu bir demokraside, demokratik bir toplumda herkesin kendini özgürce ifade ettiği, kültürlerini koruduğu, folklorunu yaşadığı, dilini yaşadığı, hangi dili istiyorsa o dili öğrendiği, bir tek şartla ulusal bütünlük ve bağımsızlığımızdan ödün vermeden, ulusal bütünlüğümüzden ödün vermeden. Evet. Biz bu bağlamda bir demokrasinin ama aynı zamanda Türkiye'nin ormanlarından, madenlerinden, yeraltı yerüstü kaynaklarından, denizlerinden, fabrikalarından, bu ülkenin topraklarından elde edilen gelirin gayri safi milli hasılanın paylaşımında işçinin de, köylünün de, taşeron işçinin de, öğretmenin de, memurun da, emeklinin de hak ettiği, payı alabildiği insanca yaşanacak bir sosyal ücret dengesi olması gerekir. Çiftçimizin ürettiğinin, alın terinin karşılığını alabildiği, kavunun, karpuzunun para yapabildiği, zeytinin para yaptığı, Türkiye'de herkesin bu topraklarda oh ne çok şükür ben burada doğmaktan mutluyum bir genç olarak, bir insan olarak köylünün topraklarına sahip olduğu, ülkesine sahip olduğu, severek bu ülkede yaşadığı, üniversite öğrencilerimizin üniversiteye gittikten sonra oh ben bu ülkenin onurlu bir yurttaşıyım, üniversiteyi bitirince işim aşım olacak dediği bir Türkiye'yi yaratma iddiamız var. Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir parti. Bu partide bakın Sayın Muharrem İnce, bizim çok sevdiğimiz, saydığımız değerli bir arkadaşımız. Bizim takımımızın, ben şöyle benzetiyorum, takımımızın iyi bir oyuncusu. Hani şöyle takıma benzetirsek partiyi, tabii, iyi, santrafor olarak iyi gol atıyor. Genel başkanımız da şu anda bizim şeyimiz, oyuncu olarak. Kaptanımız, geminin kaptanı. Uygarca yarışacaklar, demokratik ortamda ifade edecekler. Sayın İnce Türkiye'yi geziyor, örgütlerimizi geziyor, il il geziyor, destek istiyor. Tabii buna kurultay karar verecek. Kurultaydaki delegeler. Ben diyorum ki şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin ama ben şahsen milletvekili olarak şu anda partimizin Sayın Genel Başkan'la birlikte 2015 seçimlerini bir gerçek bir Avrupa, az önce ifade ettiğim şeyleri, şartları 12 yıldan beri AKP'nin mağduru olmuş, AKP politikaları, ekonomik politikaları ezilmiş ve artık yeter diyen, köle pazarında çalıştırıldığı gibi çalışan taşeron işçilerimiz, Türkiye'yi taşeron cenneti haline getiren bu AKP iktidarına karşı ondan mağdur olmuş, aldıkları asgari ücretlerle açlık sınırının bile altında çoluğunu çocuğunu beslemek zorunda kalan o işçi kardeşlerimiz, taşeron işçi kardeşlerimiz, 12 yıldan beri bu iktidar size ne yaptı? Dünyanın en büyük köle pazarını yarattı. Taşeron, bunlar iktidara geldiğinde bizim Türkiye'de 200 bin taşeron işçimiz vardı. Şu anda 1,5 milyon taşeron işçiye çıktı Türkiye. Ve bu iktidarın politikalarından dünyanın en pahalı mazotuyla üretim yapan, neredeyse 1 kilo zeytinyağıyla 1 kilogram mazot olan çiftçimiz, AKP iktidarı artık bunlar mağdur olmuştur. Artık bu ülkede İşte bir gecede operasyonla görevden alınan öğretmen arkadaşlarımız, okul müdürlerimiz ve yıllardır Türkiye'de öğretmenleri kandıran, Avrupa Birliği normlarında size sendikalı grev sendika hakkı vereceğiz diyen AKP iktidarı, bırakın sendikal hakları vermeyi, mevcut toplu sözleşme haklarını bile geri getirmiştir ücret politikaları anlamında. Evet. Şimdi emekliler açlık sınırında, köylüler açlık sınırında, AKP'nin ekonomik politikalarının yarattığı en büyük tahribat çalışan emek kesimleri arasında olmuştur. Ben bunu defalarca mecliste şunu sordum. 16. büyük ekonomisi diyorsunuz Türkiye için. Kişi başına gelirimiz 10 bin dolar olmuş. Kardeşim iyi güzel de tamam Türkiye zenginleştiyse benim memur arkadaşım, öğretmen arkadaşım siz iktidara geldiğinizde bir aylık maaşıyla 13 tane küçük altın alıyormuş. Sizin zamanınızda 8 tane küçük altına düşmüş. 5 altın kayıp. Evet. Hayır, 5 altın tabii ki. 5 altın kayıp. Beş altın. Şimdi ne oldu da hani Türkiye büyüyordu? Hani Türkiye 16. büyük ekonomiydi, çok zenginleştik. Kişi ya köylüler toprakları terk ediyor. Emeklilerin durumu işler acısı. Kredi kartları patlama olmuş.
Siz iktidara geldiğinizde icra takibine düşen, yani icra dairesi, devletin resmi icra dairesindeki takip sayısı 5.000 iken şu anda 20.000 olmuş. 20 milyon, 5 milyon da yani icrada takibe düşmüş. Vatandaş borcunu ödeyememiş. Ne demek biliyorsunuz değil mi bu? Buradan vatandaşlarımız bilsinler. Yani adam borcunu ödeyemiyor bankaya. Adamın evindeki malı, mülkü haciz noktasına gelmiş. 20 milyon icra dosyası var. Yani böylesine kötü bir ekonomik tablo karşısında bu tabloyu, bu umutsuzluğu, bu karanlığı inanın düzeltecek olan tek seçenek sosyal demokrat politikalarıyla, ideolojisiyle, kadrosuyla ve Doğu'yu da Güneydoğu'yu da kucaklayan tüm insanların insan hakları bağlamında haklılığına, eşitliğine, kardeşliğine önem veren, insanları ırkına göre, dinine göre, mezhebine göre ayırmayan, Trakya'daki Türk çiftçisiyle Hakkari'deki, Diyarbakır'daki Kürt'ü de aynı eksende, aynı sıcaklıkla kucaklayan bir Cumhuriyet Halk Partisi ancak bu karanlığı aydınlatabilir. Ya o bakımdan bizim Kılıçdaroğlu ile birlikte Sayın Genel Başkanımız bizim gerçekten mükemmel bir sağduyuya, alçak gönüllüye ve olgunluğa sahip bir insan. Asla kimsenin şeyini bir zerre kadar SGK gibi bir kurumu yönetmiş, toplu yine başı kadar bir şeye bulaşmamış, son derece nitelikli, çağdaş bir lider. Evet. Ama bizim bu 2015'te halkımıza, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında öğretmenlerimizin, işçilerimizin, köylülerimizin, taşeron şeyiyle, çilesiyle ezilen işçi kardeşlerimizin, emeklilerimizin umudunu olacak ekonomik politikalar ortaya koyacağız. Ve aynı zamanda da Türkiye'yi gerçek ve eksilsiz bir demokrasiye, Avrupa Birliği hedeflerine doğru, Avrupa Birliği hedeflerine doğru Türkiye'yi ne kadar yaklaştırırsak Türkiye diktatörlükten o kadar uzaklaşacak. Bakın, Recep Tayyip Erdoğan çıktı. Millet iradesi dedi. Tamam, 13 milyon sandık. Tabii sandıktan sonra şeye düşmemek gerekiyor. Sandığı asla küçümsememek lazım. Yani milletimin iradesine saygım sonsuz. Evet. Davutoğlu gibi yalnız, bakın Davutoğlu'nu bir şey olarak, bir başbakan olarak değil de uzaktan kumandalı bir piyon olarak atadı. Onu hepimiz biliyoruz. Davutoğlu Türkiye'nin gelmiş geçmiş en başarısız, en basiretsiz, en yeteneksiz Dışişleri Bakanı'ydı. Sıfır sorundan sırf soruna geldiğinde Türkiye var. Ya, enteresandır Sayın Avuşça. Geçen gün kulakları çınlasın Balıkesir Bölge Milletvekili MHP'den Ahmet Duran Bulut da vardı. O da aynı söylemleri söyledi. Davutoğlu için sıfır sorununa geldi. Sırf sorununa geldi dedi. Evet. En başarısız bakandır dedi. Bu kadar mı? Hakikaten. Bu kadar mı tespitleriniz kötü? Hakikaten Mustafa Bey bakın hani bizde ben gerçekçi bir, realist bir politikacıyım. Yani doğruya doğru derim. Yani bu politik olarak söylenmez. Söylerim kardeşim. Adamın doğru yaptığı şeyi doğru söylemek lazım. Evet. Şimdi Ulaştırma Bakanı, Türkiye'deki yolları görüyorsun. Hani Balıkesir Edremit'ten evet geç de olsa yapıldı yol. İşte, Binali Yıldırım'dan bahsediyor. Binali Yıldırım'dan evet. Tabii ki. Şimdi tabii ki o ihalelerdeki fesatlar şunlar bunlar ayrı. Ama Türkiye'nin bunlara ihtiyacı vardı ve yapılması gerekiyordu. Hangi iktidar gelirse gelsin o yolları mutlaka yapmamız gerekiyordu. Ve düşünün Türkiye'nin bütçesinin çok önemli bir bölümü yollara. Ama Türkiye'nin karayolları politikası bağlamında başarılıdır. Evet. Oradaki yolsuzluklar, bir takım şeyler, onlar araştırılır, o ayrı. Ama Dışişleri Bakanı için aynı şeyi söyleyebilir miyiz? Dışişleri. Milli Eğitim Bakanı başarısızdır. Türkiye'nin, bakın ben uzmanlık alanım Milli Eğitim, öğretmenim ben, tarih öğretmeniyim. Yıllarca sendika başkanla eğitim, öğrencilerin sorunlarına kafa yordum. Öğretmenlerin sorunlarına kafa yordum. Türkiye'de eğitimi üretim için araştıran, düşünen, sorgulayan, kendi seçeneğini yaratan, çıkış bulan, beyninde çözüm üreten bir nesil yetiştirmek zorundayız. Bunu yapacak olan eğitimdir. Yani benim okullarımdan çıkan öğrenci devlet kapısında iş, aş bekleyen bir çocuk olmanın dışında kendi işini kuran, kendi parasını, ekmeğini kazanan bir yeteneğe sahip olması lazım. Türkiye'de böyle mi? İşte bütün çocukları efendim 4+4 diye bir ucube çıkardılar. Şu anda 40 bin tane öğrenci isteği dışında İmam Hatip Liselerine otomatik kaydedildi. Seçmedi kardeşim çocuk. Çocuk öyle bir sisteme dayattılar ki şu anda milletimde
Ya çocuk Anadolu Lisesi'ne gidecek, puan tutacak. Tutmuyorsa mahallesindeki bir meslek lisesinden bir tanesini. E mahallede İmam Hatip'ten başka meslek lisesi yok ki. Hamambaşı'nın onu yani, da İmam Hatip'e vermişler. Yani şey diyor, efendim seçme şansına sahip. Tamam, Ankara'da, İzmir'de seçme şansına sahip. Orada meslek liseleri var farklı farklı. Ama kardeşim Anadolu'nun birçok yerinde İmam Hatip'ten başka meslek lisesi yok ki. Çocuk zorunlu oraya yönlendir. Yani çocukları zorunlu imam mı yapmak istiyorsunuz? Ya olmak istemiyor kardeşim adam. Ben dindar bir insanım. Yani dinime bağlı bir insanım, saygılı bir insanım. İmam olmak istemiyorum. Ya sen çocukları zorla İmam Hatip Lisesi'ne gönderebilir misin? Böyle bir şey olabilir mi? Oluyor. Yani Nedim Bakan'la başarız. Neden? Bakın şu anda Türkiye'deki bütün 20 yıllık okul müdürleri bir gece operasyonuyla Eğitim Bir Sen Sendikası'na üye olmadılar diye açıkça telefonla, tehditle, şantajla müdürüm seni çok seviyoruz. Ben buraya gelirken Bandırma'dan bir müdür arkadaş 20 yıllık, 19 yıldır Bandırma'da ben diyor müdürlük yapıyorum diyor. Bana diyor 100 puan üzerinden değerlendirildi diyor. Bir şey çıkardılar diyor. Okuldaki seçilmiş öğretmenler vesaire 40 puan, 60 puan da Milli Eğitim veriyor diyor. Milli Eğitim'den diyor 0 puan veriyorlar diyor. Yani ilçe Milli Eğitim Müdürü puan veriyor. İlçe şube müdürü puan veriyor. Bir de veliler veriyor. Bir de insan kaynakları veriyor. Bir de okuldan da veriyor. Okulda da seçilmiş öğretmen. Veliler de var galiba. Veliler de var. Şimdi burada bu adam 19 yıllık müdür. Defalarca her yıl teftiş geçirmiş. 100 üzerinden 90 taltif puan ödüller almış. Ama bu müdürü sırf eğitim bir sene üye olmadı diye adamların tabiri caizse adamı kıza aldılar. Birçok arkadaşımızı böyle. Şimdi dün Bandırma'da ben 4 tane sendika başkanıyla, Eğitim Sen Başkanı, Eğitim İş Başkanı, efendim Aktif Eğitim Sen, Türk Eğitim Sen'le birlikte buna beraber basın toplantısında tepki gösterdi. Ben basın toplantısında birlikte oldum onlarla. Yani Milli Eğitim başarısız. Şimdi Türkiye'de biz arzu ediyoruz ki Türkiye kötü yola gitmesin. Hepimiz aynı gemideyiz. Bu ülkenin şu andaki Türkiye Cumhuriyeti gemisi hepimizin ortak hedefi bu ülkede mutlu yaşamak. Evet. Çocuklarımızın işi olsun, aşı olsun, iyi okullarda okusunlar, ekmek parasını kazansınlar, emeklide iyi bir hayat geçirsinler, çiftçilerimiz çok üretsinler. Ama başarısız. Çiftçimize bakıyoruz. Tarım Bakanı başarısız. Dışişleri Bakanı başarısız. Dolayısıyla bu Türkiye'yi dış politikada tarihinin en büyük bataklığına sürükleyen, bizi IŞİD diye bir terör örgütünün dünyanın en eli kanlı, bugün Dünya Barış Günü, buradan onu da ifade edeyim, hazır oraya gelmişken, bugün bir eli Dünya Barış Günü. Emperyalist odakların eli kanlı, kendi tacir ve çıkarları uğruna milyonlarca masum insanı, kadını, çocuğu mahvediyorlar. İşte bugün Suriye'de Esad'a karşı başlatılan ve eli kanlı terör örgütü IŞİD'e destek veren İslam, biliyorsun Irak Şam İslam Devleti diye ucube bir örgüt, 6 tane Alevi'yi öldürmenin, cennete gitmenin bir inancı olarak gören ve 1700 tane Irak'ta girdiklerinde kafalarına kurşun sıkılarak öldürülen insanların arkasında kim var? Hangi odaklar var? Hangi uluslararası çıkarlar var? Maalesef bunun baş mimarlarından bir tanesi Davutoğlu'dur. Davutoğlu bizi hiç hak etmiyor. Evet, şunu buradan söylemeliyiz. Esad kendi ülkesinde haksız bir şekilde insan avı yapıyorsa, diktatör bir şekilde insanları katlediyorsa elbette ki uluslararası anlamda Esad mahkum edilmelidir. Ama onun bizim görevimiz Esad'a karşı güçlere silah desteği vererek, oradaki terörü destekleyerek bu olmaz. Olmamalıdır. Uluslararası hukukta, devletler hukukunda bizim Esad'a karşı tavır alabiliriz. Ama Esad'a karşı savaşan o terör örgütlerine bizim desteğimiz olamaz Türkiye olarak. Adalet ve Kalkınma Partisi en büyük hatayı dış politikada burada yapmıştır. Bakın MİT Esad'ın karşısındaki IŞİD'e silah sevkiyatı yaptığı tırı hatırlayın. Adana'da yakalandı. Adana Cumhuriyet Savcısı. Skandal oldu. Tır aratılmadı. Anlaşıldı ki sonradan tırın içerisinde bir takım şeye karşı, terör örgütlerine karşı silah yardımı yapıldı, anlaşıldı. Şimdi bu basiresiz, çapsız,
gerçekten başarısız. Hani ben bunu Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili olarak söylemiyorum. Bir objektif bir tespitte bulunuyorum. Davutoğlu ne yazık ki Türkiye'de bizi Irak'ta bataklığa saplamıştır. İran'la ilişkilerimiz kötüdür. Suriye'yle ilişkilerimiz kanlı bıçaklı hale gelmiştir. Hiçbir konuda Ermenistan'la ilişkilerimiz iyi değil. Batı'da Yunanistan'la ilişkilerimiz değil. Zaten Batı'yı bıraktık yönümüzü. Biz Avrupa Birliği hedefleri kenarda kaldı. Hatırlayın, bunlar iktidara geldiklerinde Avrupa Birliği'ne giriyoruz diye gündüz vakti Kızılay Meydanı'nda havai fişek gösterileri yaptılar. Avrupa Birliği'ne girdik diye. Ama bakıyoruz, evet. Avrupa Birliği'nden gelen raporlar Türkiye'nin Avrupa Birliği müktesebatına uyumda, hiç de uyumlu olmadığı, bir bizim demokrasi ve özgürlükler bağlamında OECD ülkeler arasında en son ülke olduğumuz ortaya çıkıyor. Maalesef karnemiz böyle. Yani Türkiye olarak biz kendimizi şöyle değerlendirmemiz lazım. Biz Türkiye olarak güçlüyüz, efendim çok gelişiyoruz. Gelişmişimizi kiminle mukayese edeceğiz? Avrupa ülkeleri. Avrupa ülkeleri. Bakın kardeşim, İtalya, İspanya, bütün Avrupa ülkelerinin kayıtlı olduğu OECD ülkeler arasında senin demokrasi endeksin kaçıncı sırada? OECD'nin sonuncususun. Yani demokrasi kriterlerinde Avrupa ülkeleri arasında en sondasın. Yargı bağımsızlığında Avrupa ülkelerinde dibindesin. Yargı bağımsızlığı diye bir şey yok. Evet. Uluslararası Freedom House, yani özgür diye kurumların yaptığı araştırmalarda dünya ölçeğinde de çok gerideyiz. Özgürlükler, basın özgürlüğünde 189 ülke arasında 128.'yiz. Tavana vurduk, dibe vurduk. Dipteyiz yani. Sen şimdi anlatıyorsun bana, hani sopayı yan boksör gibi. Hani boksöre antrenörü, adam çıkmış ringe, boks maçına çıkmış. Tabii Pataküt'e karşı rakip bizimkini vuruyor, oturuyor. Antrenörü diyor, iyi gidiyorsun, çok iyi dövüşüyorsun diyor. Allah Allah diyor adam. Hadi bakalım diyor, bu sefer daha iyi olacak diyor. Ringe çıkıyor. Rakip yine bastırıyor bizimki. Çene, ağız, burun, gaz gidiyor. O geliyor antrenörü gene havlunun dibinde. Çok iyi gidiyorsun diyor. Aslan bir sonraki şeyde diyor, nakavt edeceksin diyor. Ya iyi güzel, ben iyi güzel dövüşüyorum da diyor. Beni kim dövüyor o zaman? Şimdi halimiz ona benziyor. Yani 16. büyük ekonomimiz. İyiyiz, güzeliz ya kardeşim. Öğretmen soruyor. Ya biz iyiyiz. Çok dolarlar falan filan da. Benim banka kredi kartları niye patlıyor diyor, soruyor. Emekli soruyor. İyi, biz iyiyiz, güzeliz de bizi kim dövüyor kardeşim? Bugün hatta enteresan bir şey oldu efendim. Bu Alman istihbaratı Antep'teki IŞİD'in kampını haber olarak yayınladılar. Evet. Antep'te IŞİD'in, o örgütün eğitim kampı ve Irak'a oradan gidişin şeyini belgelediler yazıyla yani. Evet. Çok enteresan şeyler oluyor. Bugün gündem çok farklı gitti. Peki yani ben şunu sormak istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi bu kongreden kan kaybederek mi çıkar, yoksa maneviyat gücünü daha da mı yükselterek çıkar Sayın Avuç? Evet. Şimdi buradan... Şimdi rakip biraz da Muharrem İnce olunca insanlar, ben ister istemez bir soru işareti oluyor kafamda. Tabii ki ben güzel bir demokratik olgunluk içerisinde, duygusal olgunluk içerisinde birbirimizi tatlı bir rekabet içerisinde bir kongrenin olacağını düşünüyorum ben. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu bu yapıda bir insan. Asla kişilerin iradesinin dışına ipotek verecek bir lider değil. Sayın İnce de zaten yakın çalışma arkadaşıydı. Biliyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup başkan vekiliydi. Yani genel başkanın vekili sıfatıyla icraat yapıyordu. Bunu şöyle düşünüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi, evet, fikirlerin tartışıldığı, halkın sorunlarının tartışıldığı, 2015 iktidar hedefinin konulduğu bu kongreden çok daha güçlü çıkacaktır ve bir umut olarak çıkacaktır. Ve tabii ki sonuç ne olursa olsun, ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anda Genel Başkanımızın, Sayın Kılıçdaroğlu'nun 2015 seçimlerine bu iddiayla, sosyal demokrat projelerle, halkın sorununu çözecek programla ve halka, hani rahmetli Ecevit'in
bütün ezilenlerin sesi olduğu, bu rejimin baskısıyla ezilen, horlanan, gezi olaylarında gırtlağına kurşun sıkılan, alnından vurulan, daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi diye bağıran, ağaca, yeşile, insana, özgürlüklerine sahip çıkan gençlerimizin umudu olacak bir iktidar seçeneği çıkaracağını düşünüyorum. Ve buna yürekten inanıyorum. Nasıl? Çünkü bunun en yakın tanığı bizleriz. O gezi olaylarında o gencecik çocukların gitar çalan arkadaşlarıyla beraber orada ağaca, yeşile, özel yaşam alanına, özel yaşamına dokunulmasına karşı tepkisini ortaya koyan ve bunun hedefinin de özgürlükler olduğunu bilen her çeşit kesimden insanın AKP'nin artık diktatör yüzünü, AKP'nin gerçek sahte bir demokrat olduğunu, sahte bir din simsarı olduğunu gösterecek bir siyasal vizyonla biz ortaya çıkmamız gerekiyor. Bunu yapmamız lazım. Bu konudaki tek samimiyet teslimi şudur. Temsilde adaletin sağlayacak kuralları ortaya koymamız lazım. Nedir temsilde adalet? Bizim belediye başkan adayımız nasıl belirlenecek? Temsilde adaletin sorunu budur. Meşruiyet, az önce konuşmamda söyledim, sandıktır. Yani üye kayıtları sandıktır. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin vicdanına da herkesin inanması, güvenmesi gerekir. Orada yarın kurultayda bir özgürlük, bir demokrasi şeyleri yaşanacaktır. Sayın Muharrem İnce de iyi bir oyuncudur. Hani tabiri caizse o da iyi bir santrafordur. Ama şu anda ben daha iyi gol atarım, ben gemiyi daha iyi kullanırım diyor, iddiayla geliyor. Bakalım, göreceğiz ama ben şu aşamada Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu süreci Sayın Kılıçdaroğlu ile gideceğini düşünüyorum. Peki efendim, şimdi ikinci reklam anamız geldi. Programımızın son bölümüne geçeceğiz. Arkadaşlar hazırsanız reklamlar. Sevgili Ege Türk izleyicileri, programımızın 3. bölümündeyiz. Bu bölümümüzde de Sayın Avuççay'a bugün özel bir gün, Dünya Barış Günü ve Sayın Avuççay bölgemizde bugün bir Edremit Belediyesi'nin düzenlediği festival kapsamında düzenlediği bir panele geldi. Panelde konuları olacak. Efendim, nedir bu Dünya Barış Günü ile ilgili ve panelle ilgili ne olacak bugün, onu bize söylerseniz çok sevinirim. Türkiye'nin barışa ihtiyacı var. Ve bununla buradan Ege'den, Kaz Dağları'ndan, Barış'ın topraklarından, zeytinin simgesi olan topraklardan verilmesinin daha bir anlamlı olduğunu düşünüyorum ben. Teşekkür ederim. Sağ olun. Tabii öncelikle şunu vurgulamak istiyorum. Kamil Sakya Başkanımız, Edremit Başkanımız gerçekten hayata ezilenlerin yanında bakan, hayata
barış noktasına bakan, sevgiyi, kardeşliği, danışma noktasına bakan ve Edremit'te de bütün ilişkilerinde bunu şiar edinen, Edremit'te bunu yerleştirecek olan bir bir vizyonla geliyor. Bu çerçevede biliyorsunuz Edremit şu anda bir festival etkinlikleri süreci var. Devam ediyor. 15 günlük bir festival süreci var. Bu çerçevede biz de bugün Dünya Barış Günü'ne denk gelerek burada bir panelde saat 19'da saat 0 akşam 7'de buluşacağız. Sanırım Balıkesir Barosu Başkanı Sayın Meyveci, Yaşar Meyveci, Barış Doster gazeteci, bir de antikapitalist Müslümanlardan Eli Açık. Eli Açık. Sayın Eli Açık da oradaymış. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili olarak ben de Milli Eğitim, Kültür ve Turizm Komisyonu'nda, Gençlik Spor Komisyonu'nda görev yapan bir milletvekili olarak ben de barış söylemlerini güçlü bir şekilde çizeceğiz. Evet. Türkiye'de maalesef bakın yaşadığımız bir defa etrafımızda az önce değindik. Suriye'de yaşanan iç savaş ve Suriye'de etrafımızdaki yaşanan katliamlar, IŞİD denilen eli kanlı terör örgütünün Irak'ta, Kuzey Irak'ta Yezidileri, Ezidileri, Kürtleri, orada çoluk çocuk demeden kadınları, Türkmenleri tabii Türkmenleri katlettiklerini görüyoruz. Burada dünyanın birçok noktasında, Afrika ülkelerinde, keza Afganistan'da, dünya coğrafyasında savaşın en büyük mağduru şeyi tabii tüm insanlıktır ama özellikle çocuklar ve kadınlar. Ama bu savaşları dur diyecek iradede tabii ki Birleşmiş Milletler Barış Konseyi'nde, Güvenlik Konseyi'nde müdahale ederek insanların yaşamını güvenceye alınacak koşulları mutlaka yaratmalıyız. Ancak bütün savaşların kökeninde emperyalizm, biliyoruz ki biz, sömürgeci güçlerin kar hırsı yatmaktadır. Bugün Orta Doğu coğrafyasında o silahları kim veriyor bu tarafların, savaşan tarafların eline? Hiç kuşkusuz silah tacirleri ve uluslararası Almanya silahları. Bugün gönderdi bile. Yani tabii yani bu silahlar dolayısıyla dünyada tüm çocukların, annelerin sağlıkla yaşayabildikleri bir barış ortamını yaratmamız lazım. Ama bunu nereden başlamamız lazım? Yani kendi adımıza konuştuğumuzda hani bir klasik söz vardır. Temiz bir toplum istiyorsan önce kendi kapının önünü temizle. Önce Türkiye olarak biz kendimize bakacağız. Biz kendimiz toplumda barış dilini öne mi çıkarıyoruz? Yoksa biz savaş diliyle mi konuşuyoruz? Biz Türkiye'de insanlarımızın arasında, Türkiye'de kadın ve erkek arasında, biz Türkiye'de etnik kökenler arasında, biz Türkiye'de sınıflar arasında, çalışan kesimler arasında, biz Türkiye'de iş yaşamında bir iş barışını sağlayabiliyor muyuz? İnsanların insanca yaşayacak ekonomik koşulları yaratabiliyor muyuz? Bakın, ben az önce bir endekse baktım. Dünyada cinayet ortalaması 100 binde 5'tir dünyada. Yani 100 bin nüfusta 5 cinayet düşer ortalaması. Ortalama. Tabii. Bu Türkiye'de kaç biliyor musun? %19. Yani bizde 19 cinayet. 100 bin nüfusta 19 cinayet. Hele biz taksirli suçlar dediğimiz, o dediğimiz cinayetler doğrudan cinayet. Dünya ortalaması 100 binde 5. Bizde 100 binde 19. Bir taksirlere de koyduğumuzda hani istemeden bilerek isteyerek adam öldürme kasta giriyor biliyorsunuz öldürme. Bir de bilmeden o sonucu istemeden oluşan ölümler var. Trafik kazaları işte. İşte biliyorsunuz belirsiz kast dediğimiz. Kazayen ölüme sebebiyet vermek. Şimdi baktığınızda Amerika'ya da geçmiş miyiz? Şeyde bizde şüphesiz tabii ki. Yani biz cinayetlerde dünyanın önde gelen suç örgüt şeylerinden olunduğu ülkeyiz. Bu uluslararası şeyler, istatistikler. Bunlar. Dolayısıyla Türkiye'de bizim mezhepler arasında bir barışa ihtiyacımız var. Yani insanların inançlarından dolayı kimseyi sorgulayamayı suçlayamayız. Herkesin inancı kendinedir. Alevi kendi inancını yaşar, Sünni kendi inancını yaşar. Ama bizim ortak değerlerimiz birbirlerinin inancına, düşüncesine saygı ki demokrasinin, laik devlet düzeninin öznesinde bu vardır. Kimsenin inancına karışma, kimsenin ibadetine karışma, kimsenin düşüncesine karışma. Herkes düşüncesini özgürce ifade edecek ve
Ama gerçek bir barışı sağlayacak koşullar da öncelikle insanlara ekonomik bu yaşa özgürlüklerini yaşayabileceği ekonomik kaynaklar yaratmaktır. Herkesin karnını doyurabildiği, öğrencilerin devlet yurtlarında barınabildiği, öğrencilerimizin devlet okullarında nitelikli kaliteli eğitim alabildiği, böyle bir barış Türkiye'sini yaratmamız lazım. Ama Türkiye'de şu anda yok. Bakın, hep yumruk sıkarak, kavga üzerinden siyaset var Türkiye'de. Her şeyimiz şiddete odaklı, şiddet kültürü, şiddet toplumu. Şimdi böyle bir ülkede sevgiyi, saygıyı, karşılıklı dayanışmayı, birlik ve beraberliği nasıl oturtacağız? Bunun baş sorumlusu kimdir? Bunu baş yapması gereken devleti yönetenlerdir. Parlamentodur. Evet. Yani devletin 3 tane temel organı var biliyorsunuz. Yasama, yürütme, yargı. Yasamayı temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi. Kimden oluşuyor? Halkın seçtiği milletvekillerinden. Ya siz parlamentoda, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kürsüde konuşan, eleştiri getiren, milletvekiline böyle tahammül edemiyorsun, üzerine tekme tokat saldırıyorsanız, o şiddet görüntülerini izleyen yurttaşımız nasıl barış duygusu uyanacak? Yani ben yaşadığım için söylüyorum. Orada geçenlerde daha bundan bir ay önce bir MHP'li arkadaş Türkmenlere yönelik, Türkmenlerin katledilmesine yönelik Kuzey Irak'ta eleştiri getirdiğinde, ağır eleştiri getirdiğinde arkadaşımızı linç edeceklerdi biliyorsunuz. Gazetelere, manşetlere çıktı. Şimdi bunlar sıradan insanlar değil. Bunlar seçilmiş milletvekilleri. AKP'nin tüm arkadaşları suçlamak istemiyorum ama içlerinde bıraksalar o adamı linç edecek olan 60-70 tane insan bir milletvekilini neredeyse linç edecek. Bu linç kültürüyle AKP'nin maalesef tablosu bu. Baktığınızda hükümet bütün toplumsal gösterilerde demokratik haklarını kullanan insanların üzerine biz biber gazında rekorlar kırıyoruz. Bu biber gazını kim üretiyor buradan sormak istiyorum ben. Yani bu kadar, nedir bu kadar? Bu biber gazının hikmeti nedir? Yani nerede bir gösteri varsa biber gazı. Ver Allah sizi kaldı. Günü geçmişler geliyor efendim. Herhalde. Brezilya'dan geliyor. Herhalde yani. Ben tahmin ediyorum. Araştıracağız. Herhalde AKP'ye yakın bir iş adamı mı üretiyor? Nedir? Ben bu kadar biber, ama biber Brezilya'dan gazı, geldiğini biliyorum yani. Biber gazı ya da kim ithal ediyor bunu? Hani kim alıyor dışarıdan? Biber gazı kullanmada rekor kurduk. Tomalar, sıkılan sular, o kimyasal sular. İşte yani bunlar maalesef Türkiye'yi bir şiddet devleti haline getirdi. Oysa Türkiye'de bakın Gezi olayları dünyada biliyorsunuz damgasını vurmuş olaylar oldu. Gezi'de insanlar 3-5 ağaç diye başladılar ama daha sonra bütün Türkiye'yi saran, aylarca süren o protestoların ekseninde kökeninde devletin polisinin, hükümetin aşırı şiddet kullanarak orada masum insanların üzerine gitmesi olmuştur. Kamunun vicdanı, burada sadece CHP'liler, solcular yok, herkes var. Kamu vicdanı isyan etmiştir. Ya kadın dekolte şey elbiseli, kırmızı elbiseli kızı hatırlayın. Evet. Kolunda çantası sarışın, gül süslenmiş, ayak topuklar kırmızı elbisesiyle gidiyor. Bu kadına tazyikli su sıkıyorsunuz. İnsaf değil mi? Gezi'nin İnsanın sembol olmuştu. Değil mi? Sembol oldu biliyorsun o sahne. Siyah saçlı yalnız efendim. Siyah saçlı mıydı? Ben saçlı. Kırmızı elbisesini çok iyi hatırlıyorum ama tabii televizyonlarda sık sık gösterdi. Evet, şimdi, sembol oldu. Şimdi burada hepimizin isyan noktası vardır. Ben şuna isyan ederim. El kolu bağlı, kimsesiz, cılız, savunması olmayan bir masum evlada, bir yavruya kim asla bir şiddet kullanırsa bunu isyan eder insan. Devlet de yapsa bunu kabul edemezsin. Devlete isyan edersin. Sen masum 5 yaşındaki çocuğa kuş sapanıyla taş atan bir çocuğa silah sıkamazsın. Bunu vicdan kabul etmez. Ve vicdan asla kabul etmeyecektir. İşte biz Türkiye'de evet kurallara saygılı, herkesin kendini ifade edebildiği, gerçekten eşit ve adil bir demokratik sistemin yaratıldığı, gerçek bir barış Türkiye'sini özlenen bir Türkiye'yi kurabiliriz. Ama bunun koşulları belli. Evet, siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Anayasamıza göre demokratik sistemin vazgeçilmez unsurlarıdır siyasi partiler. Evet, doğaya baktığımızda, ormanlara baktığımızda tek tip ağaç yok, tek tip çiçek yok, tek tip bitki örtüsü yok. Neden? Doğanın zenginliği çeşitliğinden gelir. Ağaçlar ormanın zenginliği gibi.
İşte biz de siyasi parti düşüncesinin, siyasi partiler yelpazesinde bütün düşüncelerin Türkiye'yi siyasal partilerin örgütlenmesinde, AKP'sini, CHP'sini, MHP'sini, ötekilerini, ÖDP'sini, diğer sol partileri, HDP'yi demokratik hayatımızın vazgeçilmez unsurları olarak görürüz. Ve bunların çok partili sistemimizin olmazlarıdır. Ama bütün siyasi partilerin ortak durması gereken şurasıdır. Bir, hukukun üstünlüğü, demokrasinin temel ilkeleri, ulusal egemenlik ilkesi, özgürlük, eşitlik, adalet, bunlar vazgeçilmez unsurlardır. Hangi parti iktidara gelirse gelsin, ödün vermeyeceği şeyler bunlardır. Hukukun üstünden asla taviz verilmez. Siz AKP olarak iktidara CHP gelebilir, o gelebilir. Türkiye'nin ana ekseni bu olmalıdır. Ha siz ne yaparsınız? Ben şu iddiayla, biz gelirsek diyoruz, biz Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomisini 16. büyük ekonomiden 10. büyük ekonomiye çıkaracağız Türkiye'yi. Biz gelirsek iktidara, Türkiye'de taşeron sistemini kaldıracağız kamuda diyoruz. Belediyelerde taşeron kölesi olmayacak. Devletin asli kadrosu olacak. Asgari ücret alacak en az. Belediyede çalışan, kamuda çalışan işçilerimiz sözleşmeli istihdam, part-time istihdam istemiyoruz devlette. Devlet kadrolarında çalışan yurttaşlarımız, emekçilerimiz devletin asli kadrosu olacak ve yoksulluk sınır üzerinde maaş alacak diyoruz. Biz iktidara gelirsek diyoruz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Türkiye'yi komşularıyla şu andaki kanlı gövdeli politikalara son vereceğiz. Suriye'yle de hiçbir devletin iç işlerine karışmadan, onların egemenliklerine saygı duyarak dış ilişkilerini dostluk ve kardeşlik temelinde kuracağız. Yurtta barış, dünyada barış ekseninde kuracağız. Biz iktidara geldiğimizde devletin üniversitelerinde eğitim parasız olacak. Bütün öğrencilerimiz devlet yurtlarında barınma olanakları sağlayacak. Bütün öğrencilerimize, devlet üniversitede okuyan öğrencilerimize devletin kaynaklarından burs vereceğiz. Onlar analarına babalarına muhtaç olmadan öğrenimlerini sürdürebilme yeterliklerine sahip olacaklar diyoruz. Biz geldiğimizde çiftçiyi devletin üzerinde bir yük olarak görmeyeceğiz. Çiftçimize mazot desteği sağlayacağız. Gemiciklerine verilen mazot desteğini esas köylümüze vereceğiz. Neden? Şu anda Türk köylüsü en pahalı mazot üretimi yapmak zorunda kalıyor. ÖTV'si, KDV'si üzerine konduğunda 2 liralık mazot 4,5 liraya köylüye satılıyor. Çiftçinin kullandığı mazot üretim için kullanılıyor. O bakımdan çiftçinin mazotundaki ÖTV, KDV'yi kaldıracağız. Çiftçimize %50 ucuz mazot vereceğiz. Çiftçimiz toprağını daha iyi koruyacak. Bizim çiftçimize gayri safi milli hasılamızın %1'ini biz prim olarak vereceğiz, destek olarak vereceğiz. Avrupa ülkelerinde böyle. Avrupa Birliği ülkelerinde her devlet tarım kanunu gereği gayri safi milli hasılasının %1'ini çiftçisine destek olarak verir. Çünkü tarım güvenliği çağdaş devletlerin ana güvenliğidir. Beslenme güvenliği, tarım güvenliği, gıda güvenliği diyoruz. Benim köylüm buğdayı üretecek. Neden? Türkiye'nin beslenmesi lazım. Üzümü üretecek, zeytin üretecek. Biz bunları üretemez noktaya geldiğimizde esasında kaybeden çiftçi Türkiye olacak. O bakımdan şu anda bizim çiftçimiz Avrupa Birliği'deki İtalyan çiftçisinin aldığı desteğin ancak 1/4'ünü alabiliyor. Bakın yani %1 alması gerekirken %0,25 destek alıyor şu anda. Yani İtalya'daki çiftçinin 1/4'ü destek alıyor. Bunları sağlamamız lazım. Üreten Türkiye, gençlerine sahip çıkan Türkiye, işçisinin, emekçisinin insanca yaşadığı bir Türkiye, özgürlüklerin yaşanabildiği bir Türkiye, her kişinin, her inancın özgürce kendini hukuksal normlara uyarak ifade edebildiği bir Türkiye. Böyle bir Türkiye'yi biz kurarız. Sosyal demokrat düşünce kurar. Buna bizim iktidara, bizim kadrolarımız hazır. Bizim Milli Eğitim politikalarımız hazır. Bizim Adalet Bakanlığı politikalarımız hazır. Tarım politikalarımız hazır. Türkiye'ye geldiğimizde, inanın Türkiye, Avrupa biz şunu iddia ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin sosyal demokrat inancıyla Türkiye'de bunları sağladığımızda Avrupa Birliği kriterlerinde insan hakları ve demokrasi, kurumsallaşmış çoğulcu bir demokrasi, liberal ekonomi. Türkiye'nin tek eksiği şuradadır. Türkiye'de özgürlükler eksiktir. Türkiye'de insanların güvenceye bir yargı sistemi kalmamıştır. Adalet ve Kalkınma Partisi hükümeti döneminde en ağır darbeyi yargı bağımsızlığı yemiştir ve çalışanlar özlük hakları yemiştir. Evet. Çalışma dünyası yemiştir. Bunu düzeltmemiz lazım. Türkiye'de bunları düzelttiğimizde ki bunun zayıfların, ezilenlerin
sesi olmak için siyaset yapan bir parti olarak biz şunu söylüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi iktidara geldiğinde hiç kimse akşamları aç evine gitmeyecek. Çalışmayan, sigorta sistemi dışında kalan kadınlarımıza biliyorsunuz aile sigortası diye bir kavramı Cumhuriyet Halk Partisi getirmiştir. Yani devletin şu anda çalışmayan, hiçbir gelir olmayan yurttaşlarımıza, kadınlarımıza, bir de hanenin annesine bir kart vererek, yoksulluk kartı vererek, kimsenin yoksulluğu yüzüne vurulmadan, ona böyle şey gibi aşağılayarak, evinin önüne kömür torbalarını bırakarak değil, makarnaları bırakarak değil, ona insanca bankadan gidip, bu senin hakkın, sen bu ülkenin yurttaşısın, bu devletin zayıfları, anayasa gereği zayıfları, güçsüzleri koruma görevi vardır. Gideceksin, oradan paranı çekeceksin. Çocuğun çikolata isterse çikolata, makarna isterse makarna alacaksın. Ayrıca yakıt yardımı da şeyden vatandaşımız yapılacak. Türkiye'de bunları bozulan gelir dağılımı dengesini yeniden toparlamamız lazım. Bunu yapacak olan da insana odak alan, insana bir odak alan Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olacaktır. Sayın Avuççam, çok teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Çok bir yoğun programın içinde bize zaman ayırdınız, vakit ayırdınız. Sizi bu kıymetli, değerli zamanınızı bize ayırdığınız için sizin şahsınıza çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Balıkesir'e ve Balıkesirlilere, milletimize çok az bir süremiz kaldı. 1-2 dakikalık bir zamanımız kaldı. Sayın Namık Avuççu olarak bir mesajınız var mı? Evet. Balıkesir'e mesajım şudur. Bir, Balıkesir toprakları zeytinin topraklarıdır. Özellikle Körfez ve Güney Marmaris'iyle biz barışın kentiyiz. İki, biz Balıkesir olarak Kuvayi Milliye'nin topraklarıyız. Özgürlük ve bağımsızlığın örgütlendiği topraklardır. Kurtuluş Savaşı'nın ilk kurşununa atıldığı topraklar Ayvalık'tır. Son kurşunu Bandırma'da atılmıştır. Yani tabiri caizse Balıkesir toprakları özgürlük ve bağımsızlığın örgütlendiği topraklardır. Kurtuluş Savaşı'nın özeti gibidir. Ve biz yine Balıkesir olarak Türkiye'yi doyuran iliz. Türkiye'yi koruyan iliz. Neden? Kırmızı et üretiminde Türkiye'nin birinci kentiyiz. Evet. Beyaz et üretiminde Türkiye'nin en önemli kentiyiz. O bakın bir tek şeyimiz var. Biz bu topraklarda nasıl özgürlük ve bağımsızlığın simgesi olduysak, yeniden Türkiye'de Balıkesir'in sesini, Kuvayi Milliye'nin ateşinin bütün Anadolu'yu sararak, yeniden Anadolu'da Türkiye'nin ulusal birlik ve bütünlüğü ekseninde özgür bir toplum, çağdaş bir toplum, kadınıyla erkeğiyle eşit bir toplum, çocuklarının insanca yaşayacağı bir toplum, hiç kimsenin açlıktan, geceleri açlıktan oraya buraya saldırmadığı bir toplum, gerçek bir barış toplumu yaratacağız. Buna yürekten inanıyorum. Balıkesir halkına güveniyorum. Buradan sizin aracılığınızla gerçekten Körfez'de çok önemli bir ses olmuşsunuz. Çok teşekkür Bana ederim. Kendimi ifade etme fırsatı verdiniz. Ben size teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Ege Türk TV, ben görüyorum ki ciddi anlamda yayıncılığa yatırım yapmış. Objektif haberciliğiyle de bizim kendimizi... Tarafsız habercilik yapalım. Tarafsız habercilikle de bizim kendimizi ifade etmemize vesile oldunuz. Ben sizin şahsınızda Ege Türk TV'ye de yürekten başarılar diliyorum. Balıkesir'deki yurttaşlarımıza, kardeşlerimize, hangi partiden, hangi inançtan olursa olsun, onların hepsini biz çok seviyoruz. Hepsini sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Efendim çok teşekkür ederim. Sevgili Ege Türk izleyicileri, bir ekstra siyaset özel programında beraberdik. Siyaset gündemi özel programında beraberdik. Çünkü işte sebebini anlatıyorum. Sayın vekillerimizin işte tatilde yakalıyoruz. Biz Ankara ve İstanbul merkezli yayın yapmadığımız için işte bu ekstra siyaset gündemi özel programlarımız oluyor. Bizi takip etmeye, bizde kalmaya devam edin. Zaman zaman sizlerin sorunlarını ve dillerini tarafsız bir gazetecilik ve televizyonculuk anlayışıyla ben şahsım sormaya ve televizyonum bu böyle programları yapmaya devam edeceğiz. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun efendim.